misafirler, öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün <laughs> Zeytinburnu'nda çok güzel bir maksat için bir aradayız. Bir buçuk yılı geçen bir zaman içerisinde genelde salonlara uzak kaldık. Yüz yüze toplantılara uzak kaldık. Aşağı yukarı bir aydır, bir ay, bir buçuk aydır e, tekrar eski atmosfere dönüş imkanları oluştu. <laughs> Bu güvenle işte tedbirlerimizi alarak işte maskemiz, mesafe vesaire bir yerlerde tekrar bir araya gelme imkanlarını elde ettik. Allah'a hamd ederiz. Allah yataklarında şifa bekleyen e, hastanelerde dua bekleyen e, insanlarımıza acil şifalar versin. Onların hepsine Burada hep beraber gönlümüzden dua ediyoruz. Dua gönlünden geçirmek bile bir duadır. <laughs> Elfaza, lafza bürünmesi şart değil. Ee, bu şekilde buradan dualarımızı iletiyoruz. Bir, bir de <laughs> demin aklıma geldi mikrofon çalışmayınca. Dedim ki ya bu sükuneti. Üç ihlas bir fatiha ile <laughs> Halim Hoca'ya çıkıp şuradan dedim. Mikrofonsuz söylesem arkadaşlara. Onu da ihmal etmeyelim inşallah. Çünkü vefat yıl dönümünde bir araya geliyoruz. Ben Şahsen Zeytinburnu Belediyesi'ni öteden beri takip ediyorum. Bir vatandaş olarak takip ediyorum. Bir entelektüel, bilmiyorum böyle denebilir mi, olarak takip etmeye çalışıyorum. Birçok belediyeler, lütfen buradan bir metiye çıkmasın ne olur. E, kuru meddahlığı hiç hiç sevmem hayatta. Kimsenin önünde eğilmek zorunda değiliz. Kimseye iltifat dağıtmak zorunda değiliz dik olmak, doğru olmak, mert olmak zorundayız. İlim adamı da böyle, talebe de böyle, herkes böyle. Dostluk, arkadaşlık böyle. Kandırmak yok. Ama Zeytinburnu özellikle ilmi faaliyetleri ve yayınları, yayınları ile öteden beri gerçekten çok takdir ediyorum. Yani düşünüyorum hangi başka başka bir benzer organizasyon önüne geçireyim. Yok. Bilmiyorum. Çıkardıkları yayınları çok ciddi, çok disiplinli, çok kaliteli buluyorum. Onun için de burada Sayın Başkan Yardımcısının şahsında, Sayın Başkanımız ki hep mutlaka burada olurlardı, eminim ki zorunlu bir şeyi vardır, bir programı vardır diye düşünüyorum. Şahsiyet olarak çünkü bunu umuyorum burada kesinlikle olurdu. Efendim ona da <laughs> selamlarımızı iletiyoruz. Oturumdaki arkadaşlar ve kendim adına faaliyetlerin, o Murat Bey'le başlayan o güzel faaliyetlerin eski başkana atıf yapıyorum şimdi, Beykoz Başkanı. O dönemde başlamıştı. Aynı kaliteyle ve ciddiyetle devamından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi iletiyorum. Bu program için de ayrıca tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Halim Hoca, Halim Hoca rahmetullahi aleyh, efendim Kırımlı bir baba adı Cemal. Ne kadar güzel ya öyle düşündüm. Babasının adı Cemal. Allah'ın Cemal sıfatının tecellileri oğlunun kaleminden, yüreğinden, insanların gözüne gidiyor. Halim Hoca mütercim. Zaten sanatkar bir mütercim. Sanatkar zaten bir mütercimdir. Ne demek o? Ya. Doğadaki Allah'ın Cemal sıfatının tecellilerini insan kendi sanat dalı üzerinden şiir, edebiyat, müzik, görsel sanatlar kulların gözlerine, gözlerinden gönüllerine indiren, o dili yakalamış, o ustaca dili, ifade anlatım dilini yakalamış adamın adıdır sanatkar. Eğer böyle bir mütercimliğe soyunmuyorsa sanatkar, yaptığı çelik çomaktır Necip Fazıl'ın tabiriyle. Sanat Allah'ı aramakmış, gerisi çelik çomakmış. Ya bir ömrü çelik çomağa vermek de hani çok e, bilmiyorum müsrifçe yani. Evet. O vakit ben babasının... Cemal adı adeta oğlunun hayatında. Hem de o e, ne diyelim çok farklı, olağanüstü dönemlerde. E, oralarda, buralarda yazdıklarıyla, çizdikleriyle, öğrettikleriyle, yetiştirdikleriyle Cemal sıfatının tecellisine adanmış bir ömürden bahsediyoruz. Halim Özyazıcı. Allah rahmet eylesin. Efendim 1900'e 1900 e iki yıl kala. 1988, 98 doğuyor. Annesi de Sudan, Sudan'dan gelme bir ailenin çocuğu. İstanbul'da okuyor. Ortaokul düzeyinde Hamit Bey ile tanışıyor. Bunları Süleyman Bey tavsiyatlı bir şekilde anlatacak inşallah. Ben biraz ısındırmaya çalışıyorum. Daha sonra güzel sanatlar efendim ortamında kendisini görüyoruz. Medesetül Hattat'in de görüyoruz. Efendim çok kıymetli hocalarla ne büyük şans yani hangi dalda sülüs nesi celi divani divani e, tuğra çekmek e, yani o zamanki en en en, en hakikaten büyük islatların e, rahle tedesinde yetişiyor <laughs> ve kendi hayatı boyunca e, gerek levha boyutunda gerek risale boyutunda kitap boyutunda gerek Efendim e, mimari eserlerde özellikle dini mimaride de kubbe yazıları kuşak yazıları babında çok güzel eserler ortaya bırakıyor ve e, bir işte trafik kazasında 1964 vefat e, yaralanıyor e, 10 gün sonra da vefat ediyor yanılmıyorsam 20 Eylül kaza 30 Eylül efendim e, vefat e, içinde bulunduğumuz haftanın başı 2 Ekim cenaze namazı kılınıyor ve e, Zeytinburnu sınırları içerisinde efendim Kozlu kabristanında orada toprağa veriliyor. <laughs> Rahmet olsun diyoruz. Ben böyle bir gerizgahı yaptıktan sonra sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. E, bu ısınma bu kadarla kalsın. E, çok büyük bir insanı andığımızı düşünüyorum. E, anmak vefanın gereğidir. Bir, iki, değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmazsak çok büyük bir altında kalırız. Burada bir şahsı putlaştırmıyoruz. Bir hakkı teslim etmeye çalışıyoruz. Mütevazı sınırlar içerisinde. Buraya çok kişileri çağrılabilirdi. Ee, özellikle genç arkadaşlar, genç akademisyenlerden bir tablo oluştu burada. Bir panelin sınırları bellidir. Yani insanları üç saat panelde tutamazsınız. Bir, bir buçuk saat arasında öyle olmaya çalışacağız inşallah. Efendim, ee, mesela burada çok daha farklı Farza ee, Uğur ağabeyi e, dinleyebiliriz. Efendim, Hasan Çelebi hocayı geleceklerde dün bir kalp sıkışması geçirdiği için beni aradı, çok üzüntülü olduğunu söyledi. Ne olur beni affedebilecek misiniz? Hocam ne demek estağfurullah, ne haddimiz hocam siz sağ olun, siz... Siz neşeli olun, moralli olun bizim için. Biz selamlarınızı iletiriz. Dualarını isteriz. Hazirundan diye. Onun şifasına da hep beraber doğacı olalım inşallah. E, Aydın abi, Aydın Yüksel e, var. E, çok başka. Yani e, Halim Hoca'yı hayatında görenler henüz sağ. E, fakat Zeytin Ulu Veliyesi'nin, da ilave edeyim. Ya, uzuyor, uzuyor gibi oldu. E, bir başka projesi var aslında. Bu aya yetişmedi. Ve önümüzdeki yıla sarktı, kaldı. İnşallah daha geniş tabanlı olmasını arzu ediyoruz. Sadece Halim Hoca üzerinde bir sempozum için çalışmıştık, biraz kompozisyonda ortaya çıkmıştı kimler ne konuşacak vesaire. Fakat bizim biraz daha şahsen fakülten adına mensup bulduğum üniversite adına o toplantıda bulunuyordum. Ben biraz daha geniş tabanlı yani bütün Türkiye'deki araştırmacılara sadece Halim Hoca değil, adı Halim Hoca olsun ama bütün hat tarihi araştırmacılarını kendi konularında sempozyuma alabileceğimiz bir geniş ilmi zemin e, arzusunda bulundum, teklifinde bulundum. Bunu ilgili başkan yardımcımız kültürden sorumlu arkadaşımız e, burada hazır bulunuyorlar. Bunları değerlendirecekler. Yani yetişseydi sadece Halim Hoca için bu panelli sempozyum olacaktı. Ziyan yok. Daha büyük için biz onu sabrederiz. E, bugün bu kadarla inşallah sergin açılışı bugün bir koleksiyonların e, top, topladığı Halim Hoca'nın e, elinden çıkmış eserlerden oluşan bir sergi var. Akşamın açılışı bugün de panel. Ve tabii ki ve tabii ki fatihalarımız inşallah. Ben e, hem Hasan Hoca'nın selamlarını size iletmiş oldum. E, bir başka <laughs> fırsatlardan özellikle andım Uğur Bey'i, Aydın abi, Aydın Yüksel ki burada da e, Zeytinburnu sınırlarında çok güzel mimari eserleri var. Mimardır kendisi. Ee, Allah uzun ömürler versin abilerimize, her hepsine. Ee, bu duygularla sizleri selamlamış oldum. Ve şimdi e, Süleyman Berk arkadaşımız, Yalova Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisi Halim Hoca kimdir? Yetiştirdiği talebeler e, noktasında kimleri tanıyoruz, kimleri biliyoruz konusunda sunumunu yapacaklar efendim. Süleyman Hocam söz sizin. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. <laughs> kıymetli hazirun, kıymetli hocam hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. <laughs> Benim Hattat Halim Öz yazıcıya ilgim nasıl başladı derseniz şöyle izah edebilirim. Tabii ki yazı sanatıyla ilgili olmam hasebiyle Hattat Halim Öz yazıcının ismine çok çeşitli kitabelerde ve makalelerde rastlamaktaydım. Bunun dışında Halim Hoca'nın vefatından 36 yıl sonra 2000 yılı sonlarına doğru bir terekesi ortaya çıktı ki bu çok büyük bir olay oldu. Ben de bir arkadaşımın yönlendirmesiyle yine hatta Hamit Aytac'ın talebelerinden biriyle Kadıköy'de bulunan bu terekeye gittim. Terekeyi açtığım zaman gerçekten şaşırdığımı söylemeliyim. Bu tereke içerisinde yazılar, kıtalar, levhalar ...ve karalamalar bulunmaktaydı. Yine e, o zamanki insanların özelliği... ...yani Birinci Dünya Balkan Harbi'ni görmüş... ...Birinci Dünya Harbi'ni görmüş... ikinci e, Cihan Harbi'ni görmüş... ...çeşitli sıkıntıları görmüş insanların bir özelliği vardır. Bunlar özellikle bu kağıdın kıymetini çok iyi bilirler. Bundan sonra... ...Halim Hoca kağıt cinsinden ne varsa hiçbir şeyi at, atmamış, saklamış. Yani bunun içerisinde kendisine gelen çeşitli resmi yazılar, Cumhuriyet döneminde de gelen çeşitli yazılar, işte elektrik faturaları, su faturaları vesaire vesaire. Bu, bu, bu sanat yazıları arasında bunlar da bulunmaktaydı. Bir de Sanayi Nefise Mektebi Hüviyet Cüzdanı da burada çıktı. Gülşen-i Marif Mektebi'nde talebe iken bu çok önemli. Hatta Tamit Aytaş'tan aldığı bir meşkine biz burada rastladık. Birkaç meşk çıktı ama bir tanesi çok önemliydi. Çünkü bunun altında, bunun fotoğrafını size göstereceğim. E, Musa Azmi ismiyle e, hatta Tamit Aytac'ın çıkartmaları yanında bir şayani takdir ifadesi de bulunmaktaydı. Yine kendisinin kullanmış olduğu yazı malzemeleri de bunlar arasındaydı. Bu terekede ortaya çıkan bir önemli defter vardı ki bu da talebe kayıt defterleriydi. Yani 1949'dan 52'ye kadar hatta 48'e kadar da uzanan bir takım yoklama defterleri ve kayıt defterleri, talebe kayıt defterleri de bu terekenin içerisinde çıkmıştı. Bunun üzerine 2001 yılıydı zannedersem ben de bir Halim Hoca makalesi üzerine yoğunlaştım. Zannedersem o zaman çıkan Tarih ve Düşünce dergisinde bunu yayınlamıştım. İlk defa Halim Hoca'nın Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bulunan, personel daire başkanlığında bulunan memuriyet defterine girdim. Bu memuriyet defterine girince de buradan yeni bilgiler elde ettik. Mesela Halim Hoca'nın akademiye tekrar başlama tarihi ile ilgili çıkan makalelerde çok çeşitli tarihlerden bahsediliyordu. Burada bir kesin bir, bir neticeye vardık. Bir de orada gördüğümüz hatta Halim Hoca, İsmail Hakkı Altunbezer'in vefatı üzerine akademiye hoca oluyor. E burada bir takım belgeler isteniyor kendisine. Gülşen'i Marif'ten mezun olduğuna dair belgeyi serdedemeyince Hatta Tamit Aytaç'ın şehadetine başvuruluyor. Hatta Tamit Aytaç'ın yazılı şehadetiyle evet bu şahıs Gülşen'in marif mektebini bitirmiştir. Ben de orada kendisine hocalık yaptım diye bir belge imzalatıyor ve bu dosyasına konuluyor. Böylece Halim Hoca'nın hayatında yeni bir dönem başlıyor. Şimdi Halim Hoca'nın hayatına baktığımız zaman beş önemli dönem görüyoruz. Ben kendimce bir tasnif yaptım. Tabii ki önemli bir dönem Gülşen'i Marif Mektebi, İptidai mektepten sonra özel bir mektep, Haseki'de bu. Buraya talebe olması ve burada hatta Hamit Aytaş'la karşılaşması onun hayatında çok önemlidir. Yani burada hep bahsedilen işte burada Hamit Hoca'na bir hocalık yapmış. Öyle böyle bir hocalık değil. O çıkan terekedeki meşklere baktığımız zaman ciddi ciddi orada hocadan ders aldığını biz görmekteyiz. Bir diğer önemli dönemi Halim Hoca'nın medreseyi hattatine devam etmesi ki burada Osmanlı döneminin son döneminin çok kuvvetli ve kudretli hocaları ders vermekteydi. Burada kitap sanatları ile ilgili sadece yazı sanatı ile ilgili değil kitap sanatları ile ilgili çok ciddi bir eğitim öğretim gördüğünü görüyoruz. Üçüncü dönem maalesef çok iyi değil ama harf inkılabıyla birlikte artık mesleğini icra edemez bir hale geliyor. İşte tamamen mesleğinden kopmuyor ama bugün Zeytinburnu sınırları içerisinde olan işte ambarlar diye tabir edilen yerin son kısmı. Gerçi ambarlar da kalktı artık ama son kısmı. Nesli Emel Hanım buradan bilmiyorum. Beraber gitmişti, göstermişti. Şurası işte babamın bağıydı. Burada çok yoğun işte bağ vardı. Hatta bir kere kayboldu, beni zor buldular. Kendi vefatından sonra da biz diyor aynı yeri yine Ambarlar Kooperatifine satmıştık. Bu harf inkılabı da Halim Hoca'nın hayatında önemli bir dönemdir. Bir diğer dönem bu harf inkılabından sonra 1946'da yeniden akademiye hoca olması hem kendini heyecanlandırıyor hem de o zamanki Hattat Camiası'nı heyecanlandırıyor. Hatta Necmettin Okya'nın bir düşürdüğü tarih var. Kendisi de bunu yazıyor. Bugün özel bir koleksiyonda bulunmaktadır. Onu da sizlere göstereceğim. Beşinci dönemi de elbette ki bu terekenin ortaya çıkmasıdır. Bu terekenin ortaya çıkmasıyla Halim Hoca tekrar sanatkarların gündemine girdi. Ama bu terekede az evvel de söylediğim gibi sadece kendi yazıları yok. Yani Halim Hoca diğer hattatların yazı, mesela Sami Efendi'nin kalıpları çıkmıştı. Mufallahu hayrun hafizen, şefaati el ehlil kebairi. Yine Ömer Vasfi Efendi'nin fallahu hayrun hafizen. Bunlar önemli kalıplar. Bir de yine Halim Hoca'nın Sami Efendi'nin o çok önemli yeni cami sebili kalıplarından almış olduğu, o çizdiği, çok hassas bir şekilde çizmiş olduğu kalıplar da yine bu terekenin içerisinden çıkmıştır. Yani böyle şöyle söyleyeyim ben size, ben o terekenin sadece bir kısmını gördüğümde inanın şöyle bir öbek şeklindeydi ki İsmet Bey de bilir. içerisinde yok yok o kadar kıymetli. Fakat yani hayıflandığımız şey bunlar tek bir elde toplanmadı. Keşke bir yerde toplansaydı, bir müze açılsaydı veya bir araştırma merkezine bunlar anılabilseydi. Bunlar bin parçaya bölündü, dağıldı, gitti. Hatta yurt dışına gidenler de oldu. Hatta Halim Özyazıcı arkadaşlar az evvel de bahsedildi. İşte e, Annesi Sudan'dan, babası Kırım'dan. Tam bir Osmanlı insanı olarak İstanbul'dan dünyaya geliyor. 1898 tarihinde dünyaya geliyor. Devam edeyim ben. Evet. Şimdi babası Nalıncı Hacı Cemal Efendi Kırım'dan gelmiş. Onun babası Rıfat Adedesi, onun babası Hacı Arif Efendi. Bunu nereden öğreniyoruz? Kendi o çıkan terekede. Kendi otobiyografisini de yazmış. 1928 yılından sonra mesleğini icra edemez hale gelince 1929 yılında Mısır Konsolosluğu'na, Mısır'a gitmek için bir başvuruda bulunuyor. Başvuruda bulunurken kendi inci gibi rikasıyla hayat hikayesini yazıyor. Burada tafsilatlı biraz hayat hikayesini yazıyor. Bir kart vizitini ve kendi fotoğrafını da buna ekliyor. Annesi Adviye Hanım efendim o da Sudan'dan gelmiş. Bunlara biliyorsunuz, bunlardan Bugün de hala Türkiye'mizde Muğla, Aydın civarlarında böyle insanlar var. Bunlara Afro Türkler deniyor. Afrika'dan gelen Türkler. Bu e, annesi Adviye Hanım da öyle. 20 şaban 1315 14 Ocak 1898 tarihinde Haseki Semtinde dünyaya geliyor. Halim Öz Yazıcı'nın bugün elimizde olan efendim nüfus hüviyet cüzdanında da işte bu gördüğünüz 01021898 kaydı var. Az evvel okullarını, ilkokulunu söyledim Gülşen'in Marif'te. 116 numarayla efendim oraya şey oluyor, talebe oluyor. Evet, şurada gördüğünüz bakın annesi Adliye Hanım. İlk eşi, ondan sonra kızı, bununla ilgili de ilginç bilgi var. Bu kız hala, nüfus Şahabettin Bey, kendisi Halim Hoca. Bu kız hala nüfusta sağ görüküyor. Halbuki 1917 doğumlu, 1924'te vefat etmiş. Vefatı demek şey nüfusa bildirilmemiş. Gençliğinde Halim Hocanın bir fotoğrafı. Hamit Hocadan az evvel bahsettim. Hamit Hocadan Musa Azmi o zamanki ismi ciddi ciddi ders alıyor kendisinden. Ee, onu size göstereceğim. İşte şu gördüğünüz hatta Halim Hocanın Gülşen'in mağrifdeki hatta Hamit Aytacı gösterdiği meşkidir arkadaşlar. Sülüs dersi almış, nesih dersi almış. Yansımadım hocam bir dakika. Arkadaşlar problem mi oldu? değerli arkadaş. Sahneyle ilgili arkadaşımız bakar mı? Efendim? Evet. <laughs> Eyvah, bunları gösteremezsek bir kıymeti yok. Aha, ya, Şans. Yine bir irtibatsızlık mı var? E siz oradan yapsanız olmaz mı? Şeyden yukarıdan. Daha, daha evvel e, süreyi ifade etme fırsatı olmadı belki. E, 20'şer dakika konuşulacaktı. Hasan Çelebi hocamız ee, rahatsızlık sebebiyle teşrif etme, etmeyince onun e, süresinde arkadaşlara vermiş olacağız. Yarım saati geçmemiş. Tamam hocam inşallah. Bir beş dakikada to toplantının bitiminde tekrar söz hakkı düşünüyoruz. Efendim. Teşekkür ederim. Yukarıdan gidemiyor mu? Görüm gelmiyor. Eski bir görüm görüm ki gelmiyor. Şimdi geldi. <laughs> Buraya gelmiyor. Söylü olarak Hiçbir ifade edeyim. edebilirsin bu arada. Evet. Da yani bu o şeyde Gülşen'i Marif'teki hocası Hattat Hamit Aytaç hepimizin bildiği 1982'de vefat eden talebeleri burada. Yusuf de efendim Yusuf Sezer hocam da kendisinin talebesi olurlar. Ee, Gülşen'i Marif'ten sonra önemli bir e, mektep Sen, Sanayi Nefise Mektebi'ne Hak Gravur kısmına giriyor. Buradaki nüfus hüviyet cüzdanı da bizim bugün elimizde. Burada devam edelim mi? Allah Allah. Evet, bu Gülşen'in Maarif Mektebi'nde hatta Tamit Aytaç'a göstermiş olduğu, küçük bir talebeyken, ortaokul talebesiyken göstermiş olduğu bir meşkidir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Sülüs Nesih Rika Celi Divanesi dersleri alıyor. Gülşen-i Marif Mektebi diye Rüşdiye ikinci sene Şakirdanından 116 numaralı Mustafa Halim bendeleri, köleleri diye. Evet. Efendim solda da Şayan-ı Takdir Musa Azmi birinci diye de oraya hoca takdirlerini ifade etmiş. Evet arkadaşlar bu bunlar bu alabara evet. Şimdi bu da Gülşen-i Marif Mektebi'nden almış olduğu bir e, Aferin, merkezi Hüsnü Hattan ve İmladan bir e, aferin belgesi alıyor arkadaşlar. Buradaki Hamidi niye karadır hacı? Biz de hep Gülşen-i Marif biliriz. Gülşen-i Marif'i Hamidi mektebi. Evet. Orası ilginç. Bu, bu arkadaşlar. Bu evet. Yani bu, bu gidiyorum. Evet, bu da Sanayi Nefise Mektebi Hak Şubesine e, efendim kayıt olduğunda kendisine verilen hüviyet cüzdanıdır. Kendisi fakat Medresetül Hattatîn'de çok ciddi bir eğitim almıştır. Artık ben buradan kağıttan gideceğim. Siz de buradan. Hocam. Tamam. O zaman devam edin diyeyim. Ben arkaya bakayım. Devam edin arkadaşlar. Hat Mustafa Halim Öz Yazıcı'nın bir artık buradan gideceğiz. Alabora oldu ortalık. Evet. Mustafa Halim Öz Yazıcı'nın bir gazetede gençlik fotoğrafı. Bu biliyorsunuz Tevfik Fikret arkadaşlar. ilk defa Eyüp Sultan'da bir yere defnediliyor. Daha sonra şimdiki Aşıyana naklediliyor. O Eyüp Sultan'daki Mezar Taşı kitabesini Halim Hoca yazıyor. O münasebetle gazetede bir haber çıkıyor. O gazetede çıkan e, haberinin fo fotoğrafı genç bir hattat iken. Bu gördüğünüz Medresetül Hattati'nde almış olduğu diplomasıdır. Bizim bugün de çok güzel bir gelenek olarak devam eden icazetname, klasik manada bir icazetnamesi yoktur yoktur Hattat Halim Öz Yazıcı'nın. Fakat Medresetül Hattati'nden mezun olduğunda bütün hocaların ve müdürün imzasını, mührünü taşıyan bu diplomasını almıştır. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet bu Medresetül Hattati'nde talebe iken çok başarılı bir performans gösterdiğinden hocalarının delaleti ve Sayı Talim Paşa'nın da el vermesiyle Divan-ı Humayun kalemine bir memur oluyor arkadaşlar. Askeri matbaada Hattat olarak askerliğini yapıyor. Daha sonra Evkaf-ı İslamiye Müzesi'nde arkadaşlar bir e, memuriyeti var. Bunları görüyoruz. Buralarda memuriyet memuriyeti devam ederken tabi burada yarım günlü olarak çalışma hayatı devam ediyor. Baba Ali de kendisine bir yazıhane açıyor efendim hocam. Baba Baba Ali de bir yazıhane açıyor arkadaşlar. Harf inkılabına kadar orada e, özel olarak da çalışmalarına devam ediyor. Harf inkılabı olduğunda tabi bu imkan kalmadığından e, çok bahsediliyor. İşte bugünkü ambarlar dediğimiz bölgede işte tepebağda denen yerde bir bağ satın alıyor orada bir bağ evi de yapıyor zaten çoğu hayatını orada geçiriyor bugün bahsettiğimiz talebelerin çoğu da Koca Mustafa Paşadaki evden ziyade buradaki bağ evinde mesela bazı fotoğraflar var Aydın Bey'in de fotoğrafı orada bağ evindedir kendisinin de burada eğer görebilirsek arkadaşlar Bağ Evi'ndeki fotoğraflarını ben size göstereceğim. Süleyman amca bir şey dikkatimi çekti. Efendim hocam. 30 çeşit üzüm. Evet. Abi ya içimize 3-4 çeşitten fazla bilim var mı ya? Evet. evet Bakın. Şey? Dur da duralım. Hattat Hüç, yapınca işi. Cevat Dereli tarafından çizilmiş bir e, siması Hattat Halim Yazıcı'nın kendisi Bağ Evi'nin önünde kendisi görülüyor. Şimdi kızı Nesli Emel Hanım buradaymış ama buraya gelmedi. Görseydiniz işte o kızı hem boyu hem posu hem siması olarak Halim Hoca'ya çok benzeyen tarafları vardı Nesli Emel Hanım. Evet devam edelim. Evet burası tanıyorsunuz Merkez Efendi Camisi'nin önü. Camiden çıkmış Darül Kurra Abdülbaki Paşa bugün Zeytinburnu Belediyesi tarafından kullanılıyor arkadaşlar. Oranın önünde bir fotoğrafını görmekteyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dönemde harf inkılabı olduktan sonra özel çalışma imkanı, atölyede çalışma imkanı bulamadığından dolayı gelen siparişleri evinde, bağ evinde yazmıştır. Bu sırada bu arada 1940'lı yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli tarihi eserlerin restorasyonuna başlanıyor. Hangileri bunlar? İşte en bilineni Kadırga Sokullu Camii, Azapkapı Sokullu Camii gibi, işte Diyarbakır Behrampaşa Camii gibi, diğer başka camilerin e, restorasyonu oluyor. Buranın da yazıları Hattat Halim Öz yazıcıya yazdırılıyor buranın yazıları. Bugün hala işte Kadırga Sokollu Camii'nde kubbe yazısı, yarım kubbe yazılarını biz görmekteyiz ama Azap Kapı Sokollu Camii'nin kubbe yazısının son restorasyonunda onun canına okudular. Evet. Başka bir dakika geçmeyelim arkadaşlar. Ankara'da yaptırılan Menderes döneminde yaptırılan Maltepe Camii'nin de bütün yazılarını, kubbe yazısını, işte kuşak yazısını, diğer yazılarında da Halim Hoca yazmıştır. O terekeden, o dernekle yapılan anlaşmalar, yazışmalar da burada çıkmıştır. Maltepe Camii'nin de 2000'li yılların ortasında yapılan restorasyonda kubbe yazısı orada da gitti. Çok başka yerlerde bende olan... Işte Beyoğlu Hüseyin Ağa, Rize, Denizli Camileri, Hacı Bayram Camii, Ada, Pazarık Kuzuluk Merkez Camii ki bunun hikayesi var enteresan onu şimdi fotoğraflarla anlatacağım. İzmir Alsancak Camii. çok daha başka camilerde de Halim Hoca'nın yazılarını biz görmekteyiz. Arkadaşlar Anadolu'ya çıktığınız zaman mesela Kastamonu'nun Akyurt ilçesi var köymüş. Akyurt ilçesinde Merkez Camii'nde İsmail Hakkı Altın Mezer'in çok güzel bir mermer kitabesi var. Evet ilginç ve yani işte vefatından ya vefatı senesi veya bir sene önce yazmış, Taşçı Yusuf Efendi tarafından oyulmuş ve oraya götürülmüş hala tertemiz bir şekilde duruyor. Evet bunlar yazılarını yazdı. Yavuz Selim Camii kubbe yazısı, onun ilk yazdığı kubbe yazısıdır. Ve çok güzeldir arkadaşlar, hala tertemiz bir şekilde duruyor. Devam edelim. Buraya evet. küçük bir parantez açayım mı? Evet. Dediler ki Yavuz Selim Camii, Sultan Selim Camii restore ediliyor. Efendim, eee... Bir nakkaş ekibi almış işi dediler. Ekibe dedim ki ne olur rica ediyorum kubbeye dokunmayın. Evet iyi yapmışsınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> ve dokunmadılar. Hakikaten kubbeyi kurtardık. Devam edelim. Buyurun. Evet 1903 19, Şubat 1963 tarihinde resmi olarak emekli oluyor. Emekli olduktan sonra da Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüyle Edirne Kapı Mihrimah Sultan camilerinin o medreselerinde de dersler vermeye devam ediyor. Kendisi 1954 yılında hacca gitmiştir. Mescid-i Nebevi'ye onun celi sülüs böyle bir istifli kelimeyi tevhidi vardır ki Tevfikiye camisinde de vardı yakın zamanda kaldırdılar. Ondan bir tane aynen Medine'ye yazıyor. Fakat işte Medine'den mukim Ahmet Ziya abinin şey söylemesiyle o yazılar toplandı da o da oradan kaldırılıyor artık akıbeti bilinmiyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Bu arada bu Hacı Nazif Çelebi ismi çok Bilinir Müslüman zenginlerden Süleymaniye'deki evi, konağı şu anda Suffe Vakfı olarak kullanılıyor. O kendisine sırf gayreti diniye ile ve yardım olması amacıyla sanatını devam ettirmesi için çok yazı siparişi veriliyor. Hatta talim öz yazıcıya ve kendi kızlarını, hanımı da kendisinden ders aldırıyor. Müşerref Çelebi, Stüdyo Hanım da son hattatlarda bahsi geçen isimlerdir, ders alan Evet, hatta e, Hattat, Halim, hatta Halim Öz yazıcı tekrar akademiye derse başladığında bir önceki fotoğrafta gördüğünüz tarihi Necmettin Okya'yı düşürüyor ve levha olarak yazıp e, Halim Hoca'ya hediye ediyor. O da bugün Nevşehir'de Ahmet Avlanmaz isimli koleksiyon, koleksiyonerin koleksiyonunda. Akademideyken arkadaşlarıyla arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, bir iki isim Söyleseniz. Mesela arkada Bekir Pek'ten işte e, Rikkat Kunt Hanım kendisi önde görüyorsunuz. Diğerlerini tanımıyorum. Evet devam edelim. Evet söylenen işte 20 Eylül 1964 günü o kadar, ne, ne kadar bir yoğunluk vardı bilmiyoruz. İşte bağ evinden akşam üzeri çıkıyor. Söylenen bir araba çarpıyor. İşte <laughs> ağır yaralanıyor. Hastaneye Cerrahpaşa'ya kaldırıyorlar. 10 gün orada yoğun bakımda kalıyor. 30 Eylül'de vefat ediyor. 2 Ekim'de de Sümbül Efendi Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Cenaze namazına mütakiben, Eski Kozlu mezarlığına bugünkü yerine defnediliyor arkadaşlar. Bir kadir şinaslık eseri olarak bugün Koca Yusuf Sokağı olarak bulunan, bilinen e, Koca Mustafa Paşadaki evinin sokağına aslında hatta Mustafa Halim Öz Yazıcı ismi veriliyor. Fakat bir şey çıkıyor, bir, bir yönetmelik mi, yönerge mi? Hayatta olanların isimleri sokaklardan kaldırılıyor. Halim Hoca'nın ismi de kaldırılıyor. Bugün Bal Mumcu'da hiç alakasız bir yerde hatta Halim Öz Yazıcı Sokağı bulunmaktadır. Devam edelim arkadaşlar aynı mezara, aynı mezara sonra 2006 yılında Şahabettin Bey oğlu vefat edince onun üstüne defnediliyor. Hatta Talim Öz yazıcının dört tane oğlu var arkadaşlar, çocuğu var, oğlu demeyelim. üç tanesi erkek, bir tanesi kız, üç defa evlenmiş, son Münevver Hanım'dan da vefatından bir sene önce ayrılıyor işte Nesli Emel Hanım'ın annesi. Arkadaşlar Şehabettin Bey 2006'da vefat ediyor. Emine Selma hala sağ görüküyor. 1914 doğumlu, 1924 vefatlı aslında vefat etmiş fakat şeyde hala açık görünüyor. Nesli Emel Hanım hala sağ, Allah uzun ömürler versin, 1955 doğumlu. Lütfullah Cemalettin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyormuş. 1990 yılında vefat etmiş. Bütün aile Merkez Efendi mezarlığında. Şehabettin Bey ile babası yeni kozlu mezarlığında Şahabettin bir babasının üzerine defnedildi. Bu meşhur işte Tereke'nin çıktığı Koca Yusuf Sokağı'ndaki evin bugünkü hali arkadaşlar. Bunu bir arkadaş satın almış. Artık ne yapacak? Yani yazıyla da ilgili bir arkadaş satın almış. Evet devam edelim. Cenazesinden işte surlardan geçirilirken devam edelim hızlı hızlı arkadaşlar. Evet bu defnedildikten sonra telkinde bulunuyor. Devam edelim. Evet cenazesinden karalar. Bakın Hatta Tamit Aytaç arkadaşlar. Hocam İmam Efendi tanıyor musunuz sanki? Hangi? Adem Erim'e benziyor. A A mümkün, benziyor. Adem evet. Erim'e benziyor. Evet. Evet. Adem Erim de burada metfun. <laughs> ee, şeyde eski O, o neslin en popüler Evet, evet. <laughs> İmamı. Devam edelim arkadaşlar. Evet Halim Öz yazıcı İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsünde devam edelim. Evet cenazesinden devam edelim. Evet, cenazesini, işin mezarının bugünkü hali arkadaşlar, Şehabettin Bey üzerine defnedildi. Orada bir yazı var, Şehabettin Öz Yazıcı diye. E, kitabesi de nispeten, yani bugün gördüğümüz kitabelere göre güzel sayılır. Herhalde Taşçı Yusuf'un diye ben duymuştum arkadaşlar, evet. kitabesi bu. Devam edelim. Evet, vefatına tarihler düşürülüyor, devam edelim. Evet, evlilikleri söyledim. Üç defa evliliği var, dört çocuğu var, üçü erkek. Biri kız arkadaşlar. İkisi bir hanımdan. Kız ilk kız birinci Şazimen Hanım'dan. Sonuncusu Emel Hanım da Münevver Hanım'dan. Evet. O Emel Hanım doğduğu zaman da Necmettin Okya'yı kendisine tarih düşürüyor. Bir levha var onu veriyor. Münevver Hanım arkadaşlar. Halim Hoca'nın eşi. Vefatından bir yıl önce zannediyorsun. Evet Şazimen Hanım'a bastırmış olduğu kart vizit Hatta Halim Efendi Haremi diye. Bundan Emine Selma Mihrun Nisa diye kızı var. Dedim işte hala hayatta görünen ama 1974'te vefat etmiştir. Devam edelim. Evet, bu bağ evinde Nesli Emel Hanım, bebekken arkadaşlar, devam edelim. Evet, Nesli Emel Hanım Bakırköy'de ilkokul talebesiyken, bunları kendisinden almıştım. Devam edelim. Evet, Şehabettin Bey vefatından önce. Şehabettin Bey, 2000'li yılların işte başında o tereke patlatıldığı zaman diyelim. İşte Nesli Emel Hanım, yani anne ayrı baba bir anne ayrı olmasına rağmen böyle evliliklerde şeyler oluyor. Ben yine de diyor abime sahip çıktım. Pendik'te bir e, Hüseyin Hatem'i haber veriyor. Artık kendini şey yapamaz hale geliyor. Hüseyin Hatemi'nin haber vermesiyle diyor ben bunu aldım. Pendik'te bir huzur evine yatırdım. 2006 yılında da işte kollarımda vefat etti dedi. Devam edelim. Evet Neslihemen Hanım doğduğunda Necmettin Okey'in düşürdüğü tarih ve yazdığı levha bu Neslihemen Hanım'dadır. Aldı üstad Hat Ağuş'a emel yıldızını Eylesin Allah hayırlı Halim Bey'e kızını diye. Evet 1375 1955 e doğumludur Nesli Emel Hanım. Evet. Devam edelim. hızlı Evet bakın şimdiki anlayışımıza göre bile ileri bir şey. Halim Hoca çocukları doğduğu zaman böyle çocuklar bebeklerin bebeğin ağzından böyle doğum müjdesi yazıyor arkadaşlar ve bunları arkadaşlarına yolluyor. Bunlardan bir tanesini okuyayım mı arkadaşlar diyor ki diyor ki ee, Muharrem 1313 ve 14 Ağustos 1340 Efendim saat 8 buçukta ve Alaturka saat ile tam 11'de tam sıhha Sıhhatli bir şekilde Vel aza Azaları tam sıhhati tam olarak Valideynime hayrul halef olmak Ve pederimin şeyhi Şeyhül hattatin Hamdullah efendi ismiyle Tesmiye olunarak dünyaya geldim Ümit ve temenniyatım Ailemi ve benim Veladet, viladetimi Dört gözle bekleyen dostlarımı Müstaharakı, surur görmüş olayım Kendimle beraber de hayırlı saadetler getirmiş olayım. Şu hali meserret ihtimalinden mütevelli dudaklarınızda beliren tebessümleri tebriki veladet manasıyla kabul eyler ve masumane dudaklarımı ellerinin üzerine vaz etmekle kesbi fahru mubalat eylerim efendim diyor. Hattat Mustafa Halim Efendi ikinci mahtumu hamdullah Necabettin. işte i̇şte yeni bir penşembe falan filan sonra bu Necabettin ismi Şahabettin'e döndürülüyor arkadaşlar. Bugünkü anlayışa göre bile ileri bir anlayış. Daha sonra kızının vefatıyla ilgili şeyler var. O burada bahsedilmeyecek şeyler. Kızının vefatına çok üzülüyor. O kenara bir, bir takım notlar düşüyor. <laughs> Onları ben o makalede arkadaşlar sonra 2014 yılında bir makale neşrettim. Geniş bir makale. 50 küsur sayfa. Orada bunların hepsini taadat ettim. Yalova İslam İlimler Fakültesi dergisinde. Devam edelim arkadaş. Hocam bakın onun arkasına bir takım şeyler doğumla ilgili bir şeyler düşüyor. Abdülhalik Şehabettin diye onun doğumu Beş 5 dakikanız var. Tamam, devam edelim arkadaşlar hızlı hızlı. Evet, devam edelim. Bunları söyledim. Evet, devam edelim. Bu da işte şeyle ilgili, diğer oğluyla ilgili ve az evvel okuduğum şey, okuduğum doğum müjdesini bu böyle yazıyor ve bastırıyor bunu arkadaşlar. Devam edelim. Bunlar hep o terekeden çıktı. Halim Hoca'nın bir özelliği arkadaşlar. Yani diyor ya, işte bir hüküm cümlesi var kalemi kendine ez, esir etmiş, yazıyı yenmiş bir hattattır. Onun özelliği devamlı yazmış, hiç durmamış arkadaşlar. Yani aynı Ahmet Yakupoğlu'ndan bahsederler. Millet sohbet eder, Ahmet Yakupoğlu bir kenara çekilmiş, hemen bir resim çıkarır millet sohbet ederken. Hattat Halim Özyazıcı'nın özelliği de bu. Devamlı elini çalıştırmış, devamlı yazı yazmış. Boş bulduğu her şeyi yazı yazmış arkadaşlar. İşte bunlar Barak Altın defterleri, onların arasındaki kağıtlara böyle denemeler, istifler yapmış. Devam edin akla ziyan ben taramalar yaptım arkadaşlar yani devam edin. Evet bu da bu demiştim ki yeni cami sebilik kalıbının çok temiz çizilmiş hali kendisine vardı. Bir arkadaşıma satın aldırdım onu. Bunu da bir başka antikacıda gördüm. Üzerindeki kağıt böyle. Tabi e, tabii bu çok büyük bir kağıt. Kenarına bu notu düşmüş. Hemen onu da aldım o arkadaşa. Dedim abi bunu tamamlayan bir şey. Şu anda o arkadaşımıza devam edelim. Evet bakın günlükleri vardır. Günlüklerinden Halim Hoca'nın yani şahsıyla, şahsiyetiyle ilgili biz bilgileri elde ediyoruz. Not tutmuş günlük. Bazen orada hissiyatını, işte hissettiklerini. Halim Hoca'nın özelliği şu arkadaşlar. Yani böyle devamlı şeyi ayakta. Böyle duyguları devamlı ayakta. Ondan sonra farklı duyguları var. Böyle sıkıntıları var. Onların hepsini böyle yazıya geçmiş arkadaşlar. Vesaire vesaire işte artık yani şeyle her şeyi yazmış. Evet devam edelim. Evet bakın bunlar günlükleri. Bak pazar 1942. Devam edelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi talebelerine gelirsek. Bu talebe defteri ortaya çıkmıştı. Benim ikinci makalenin asıl mihverini bu teş teşekkül ediyordu. O talebe defterine tek tek isimleri, resimlerini koymuş. İsmini yazmış, babasının ismini yazmış, adresini yazmış ve okuduğu okulu yazmış. Mesela bunlar içerisinden bugün aşina olduğumuz isimler. Hatta bir defterde ee, rahmetli Orhan Okay'ın fotoğrafını görmüştüm hemen or orayı fotokopi yaptım hocadan o zaman Aruz dersi alıyordum kubbe altında 2005 yılıydı götürdüm çok sevindi Ona, onu kullan kullanamadı bir yerde ama bir yerde bahsetti ondan mesela Profesör Şinasi Tekin Orhan Okay'ın Türkologtur arkadaşıdır aynı zamanda Erzurum'da Ali Karamanlıoğlu hatta ilgili yazısı da vardı Profesör Orhan Okay Profesör Nejat Yerbekirli Suat Yalaz önemli grafiker Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Fakü Fakültesi'ne sonra şey oluyor. Ondan sonra şeyin damadıdır bu hmm, asker. Bizim Fevzi Çakmak arkadaşlar. Şefik Bursalı ondan sonra Profesör Nevzat İspir Rebi Paras, Beylerbeyi isimli kitabı vardır biliyorsunuz. Hattat Refet Bey'in oğlu Cemil Yazgan, Tahsin Aykutal sonra bizim bileceğim, benim de gördüğüm isimler. <laughs> Saim Özel 2005'te ve Bekir Pekten Recep Berk bu isimler gördüğüm isimler arasındaydı. Onların resimleri, şeyleri de var burada. Bir orada olmayan tabii daha sonra hocadan ders alan mesela merhum Ali Alpaslan bir de Aydın Yüksel Bey. Ali Alpaslan'ın özelliği şudur arkadaşlar. Biliyorsunuz Necmettin Okyay'dan da ders almış, yazıyı devam ettirmiş. Halim Öz Yazıcı'dan da ders almış. Bana söylediğine göre dedi ki eğer ben Halim Hoca'dan Celi Divani ve Divani yazısını meşketmeseydim Bugün biz o yazıyı Araplardan meşk etmiş olacaktık. Yani o silsile aradan kopmadan Ali Alpaslan vasıtasıyla bugün devam etmektedir ki aramızda talebeleri bulunmaktadır. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> evet bu Münevver Hanım kızı nesli Devam edelim hızlı hızlı. Evet bakın bu talebe defterleri arkadaşlar. Evet bakın Sayın Hocam Cemalettin Bey, bakın Bekir Pek'ten gençliğinde arkadaşlar. Devam edelim. Bitiyor, az kaldı. Bakın Saim Hoca, Recep Berk. Hocam Recep Berk'i görmüşsünüz, Osmaniye. Evet. O zaman şey değil mi? Sultan Ahmet'te bir Evet, rahmet olsun. hep yapardı. Atme talebeleri vardı. Evet, devam edelim. Orhan Okay, evet devam edelim. Bakın Şinasi Tekin arkadaşlar, yeni rahmetli oldu. Ali Karamanlıoğlu, bakın diğer işte din görevleri, devam edelim. Evet, burada bakın Suat Yalaz. devam edelim. Evet, bunlar da yine kayıt, yoklama defterleri. Bunların hepsini taadat ettim. O makalede var arkadaşlar. Devam edelim. Evet bakın Halim Hoca'nın bir bir öncekine gelelim. Bir kubbe yazısının eskizi. Bunlar hep terekede çıktı arkadaşlar. Bu haldeydi. Kocaman kocaman halleriyle. Böyle bunları yazmış. Devam edelim. Bu da Bartın'da arkadaşlar bir camide. Hiç bilinmez. Kayıtlarda geçmiyor. Devam edelim. Evet bu İttakişar Ramen Ahsente ile hep bu eksik yazı Hazreti Ali'ye izah edilen söz. Yani işte <laughs> iyilik ettiğinden kork. Ne demek? Yani eğer layık değilse iyilik yaptığın kimsenin şerrinden kork diye doğrusu bu. Devam edelim. Evet bir yazdığı bir nesih yazı arkadaşlar. Devam edelim. Bitti az kaldı hocam. Evet bakın otobiyografisi arkadaşlar. Kendi bir fotoğrafı. Kart viziti o bir tane bende de var benim arşivde. Ve bu şeyde arkadaşlar Rick A ile kendi otobiyografisi var. Devam edelim. Bitiyor hocam az kaldı. Evet, bu e, Ankara'daki Maltepe Camii'nin kubbe yazısı. Bu bozuldu artık. Bu fotoğraf, son fotoğraf, çekilen fotoğraf. Bir husus var. Ha, bu kart viziti. Devam edin. Evet, bakın farklı değişik kart vizit yazıları, denemeleri. Arkadaşlar, bu ben değil. Evet, devam edin. Devam edin, devam. Hızlı hızlı devam edelim. Şimdi bir kitabe bakın. Bakın arkadaşlar mezar taşı kitabesi bugün Merkez Efendi Camii Haziresi'nde bu gotik yazıyı da son derece başarılı bir şekilde. Altta imzası var, o üstteki kalıp da bendeydi. Bütün bu mezar taşı kitabesini e, şey yapan, tasarımını yapan Halim Hoca arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Evet devam edin, devam edin. <laughs> yani Bunları bahsettim ben. Evet bu bir terekede çıkıp bende olan meşhur Sami Efendi'nin yazısı. Devam edin. Bakın Halim Hoca'nın terekeden çıkan bilinen hilyesinden bir iki tane var. Birisi bir, bir ailede onu bilemiyoruz. Türkçe hilyesi. Bu hilye-i şerife sonra tespitledi, tamamlandı. Bir koleksiyona gitti. Devam edelim. Devam edelim. Evet bu da bende. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi bir kitabe var. Kırık onun hikayesi ilginçtir. Onunla bitiriyorum hocam. İzninizle hocam. Süremiz bitti. Hocam, bir, da bir dakika. Hadi. Hocam devam edin. Devam edin. Devam edin. Şimdi şeyde devam bir silsile bu da büyük şey bir resmine çıktı arkadaşlar. Evet hiç bu meşhurdur. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Allah Allah bu o, ne o, Yani? O, o, Hah, o, geldi. Bakın kitabeyi görüyorum. bir dakika resmi göster. Şimdi 1999 yıl eşim de burada. Depremden bir hafta önce Kuzuluk'ta idik ve orada bir camide bir caminin alnında bu kitabeyi gördüm. Sapa sağlamdı. Hemen o zaman fotoğraf çekmemiştim. Kayıt aldım, yazdım. Defterlerim var öyle benim 17-18 tane tuttum defterler. Sonra 5-6 yıl sonra gittim. Tabi deprem oldu bir hafta sonra. 5-6 yıl sonra gittim. Allah Allah cami falan yok. Sordum. E buradaydı o cami dedi. Ne oldu? Yıkıldı. İçeri girdim. İmam Efendi ile tanıştım. Erzurumlu bir arkadaş. Ya dedim burada eski camide bir kitabe vardı. Bir de içeride vardı Nuri Elçin'in. Bunlar dedim ne oldu dedim. Hocam ben bir hafta oldu geleli bilmiyorum ama dedi üzerine araştıracağım size bilgi vereceğim dedi. Gerçekten iki gün sonra aradı. Hocam dedi sizin o bahsettiğiniz kitabeleri caminin ön tarafında çamurun içine buldum dedi. Abi. Ya dedim e ne yaptın? Bakın asaletli bir insanmış. Hocam dedi çok ağır bu kocama belki yarım ton yani. Hocam hepsini temizlettim dedi caminin üst katına çıkarttım. Ha. Dedi birleştirdim. Dedim bana fotoğraf atar mısınız? Fotoğrafını attı. Bizim Arif Vural arkadaşımız bakın ne hale getirdi. Devam edin. Ha, bu işte önden biraz düzeltti. Devam edin şimdi. Bakın Arif Bey bunu bu hale getirdi Photoshop'ta. Ha, Photoshop'ta. Photoshop'ta bu hale getirdi. Hakikaten yapıştırıp bu, yerine koydular. Bu kalıp koydursan... da çıktı. Zaten <laughs> bu kalıp. Taşçı Yusuf Efendi'nin oyması belli arkadaşlar. Çok rahat, güzel bir yazı. İşte böyle serencamı bu. Ondan evvel bir Celid Divani vardı. Evet hocam. Dönmesi mümkün mü? Mümkün mümkün hocam geri gidin. Şey, Bursa bir, Vilayet Matbaası iki, hocam. İki geri gider misiniz? Geri gidin gidin. Ee, kendi namıma istiyorsam namerdim sizler adına. Vereceğim hocam. De ben siz. dahi. Devam edin geri gidin geri gidin. Evet. evet Bursa Vilayet Matbaası hocam. Bursa Vilayet Öf Öf, öf. Bu da hocam terekede çıktı böyle bir Maşallah. şey. Şey gibi nedir makbuz gibi makbuzun üstü gibi bir şeydi. Ya harfleri bu kadar oynatacaksın ve bozmayacaksın. Evet. Müthiş bir şey ya. Halim Hoca ilginç, ilginç olduğu kadar neşeli bir insan. E, ha bir de Kur'an-ı Kerim meselesi var. Niye Kur'an-ı Kerim yazmamış? Onu Emin Barın'dan bizzat dinlemiştim. Şöyle dedi, Şevket Rado ile Kazım Taşkent kendisinde ilgilenen insanlar. Kazım Taşkent demiş ki Halim Bey bir Kur'an-ı Kerim yazarmışsın. İşte Halim Hoca da ya yerim yok işte <laughs> Şey böyle şey zaten bir mızmız mız insanmış. Hep huzursuz böyle falan. Ya ben işte yazamam yerim yok. E yerim yok tamam demiş. Emir vermiş. Demiş bir ev alın geniş güzel. Ev tamam. Ya işte kağıt maat her şeyi hazırladık diyor. Fakat nasip olmaz. Evet. Rahmet olsun ama geride çok güzel eserler bıraktı. Ve onun yetiştirdiği talebeler eliyle de diğer atlatlarımızla da yazı sanatı devam ediyor. Teşekkür ederim hocam. Süleyman Berk arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum aslında bir panel ortamında değil de münferit konferans olsa keşke böyle doya doya o da rahat bir zeminde bunları sunsa İnşallah tekrarları nasip olur ben şahsen çok istifade ettim hem bilgi olarak zaten daha evvelde yayınları vardı Halim Hoca ile ilgili burada anlattıkları da çok faydalı oldu hepimiz için ee, çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, çalışmalarının şevkle, aşkla devamını temenni ediyoruz. Şimdi e, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi e, Fatih Bey kardeşim e, sizlere e, sizlere Halim Hoca'nın e, mimari, dini mimariye yansıyan eserleri veya daha genel bir başlıkla Halim Hoca'nın celi sülüsleri diyelim. Ee, tabii hem levha boyutunda hem <laughs> mimariye yansıyan boyutlarında Halim Hoca'nın eserlerini bize e, sunacak inşallah. Fatih Özkafa Hocamız. <laughs> Kendisini tanıyorsunuz. E, hatlarıyla e, değişik vesilelerle sergiler veya ee, sanatsal ortamlarda <laughs> ki sunumlarıyla Fatih hocamızı da Süleyman hocamızı da tanıyorsunuz, onun için öyle bir baştan şey vermedik, yani bir özgeçmiş falan vermeyi gerekli görmedik. Evet, Fatih hocam, söz sizin. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, Yarım saat. Evet. Süreniz malum. Ama beş dakika torpiliniz var. <laughs> Sağ olun. Ee, sunumu açabilecek miyiz acaba? Evet, eh, muhterem Hazırun, ee, biz de Hüsrev hocamızın ifade ettiği gibi hatta Talim Efendi'nin Celi Sülüs yazıları üzerinde ağırlıklı olarak durmaya çalışacağız. Ee, bu sunumu hazırlarken daha ziyade Halim Efendi'nin nasıl bir e, istif safhasından nasıl esere doğru gittiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Muhtelif eserlerden hareketle e, ve Halim Efendi'nin ne kadar seri bir hattat olduğu, yani çabuk yazabilen, çabuk tasarlayabilen, evet. artık kalemi elinde istediği gibi oynatabilen bir büyük sanatkar olduğunu, bu örnekler üzerinden <laughs> göstermeye çalışacağız. Devamdaki resmi açtığımız zaman ilk olarak Besmele-i Şerif ile başlayalım. Burada zırnıkla yazılmış bir besmele görüyorsunuz. Klasik e, celi -Sülüs bir terkip. E, bir sonraki esere geçtiğimizde bu da e, Mustafa Rakım Efendi'nin Nakşidil Sultan Türbesi'ndeki besmelesi. E, bunun kalıpları. Şimdi iki besmele arasında e, ciddi bir benzerlik var. E, çünkü bizim geleneğimizde eski üstadlara atıf yapmak, onlara nazire yapmak gibi bir e, teamül yerleşmiş. Bunu günümüzdeki sanat ortamında modern sanatın da tesiriyle biz biraz farklı algılayabiliyoruz. Yani günümüzde bir hattat böyle bir şey yaptığı zaman başka bir hattatın eserini aynen taklit etmiş, kopyalamış gibi algılanıyor, telakki ediliyor. Ama bizim tarihimizde buna benzer birçok örneği görebiliyoruz. Yani bu bir sanatkarın büyüklüğüne asla halel getirmeyecek bir husustur. Ee, aynı zamanda çünkü kendi terkiplerini de yapabilecek kudrette olan bir sanatkardır. Yine bir sonraki yazıya geçtiğimizde Nakşidil Sultan Türbesi'nin Sıbyan Mektebi'nde başka bir Celi Sülüs Besmele görüyoruz. Yine Mustafa Rakım Efendi'nin hattı ile. Sonraki resimde ise Halim Efendi'nin e, bir e, tasarım halinden daha sonra levhaya dönüştürülmüş bir kalıbını görüyorsunuz yine benzer bir terkiple yazılmış bir sonraki eser yine Halim Efendi'nin ve buradaki bir önceki şu kırmızı ile yazmış olduğu kalıptan başka eserlerinde kullandığını Besmele-i Şerife'yi görüyoruz burada Amentüyü Besmele ile birlikte bu şekilde yazmış yine burada Mustafa Rakım'ın Besmele'nin sin keşidesini daire içerisinde yazıp, daire şeklinde yazıp, onun içerisine diğer kelimeleri yerleştirdiği e, muazzam bir terkip var. Bu da İmaret Çeşmesi'nden, Nakşidil Sultan'daki İmaret Çeşmesi'nden. E, şimdi Halim Efendi'nin çalışmalarına geçiyoruz. Bakın e, istif ve kompozisyon olarak e, birbirinin devamı şeklinde, hatta neredeyse... Aynıdır ve burada muhtelif çalışmaları aynı terkiple Halim Efendi denemiş. Yine kalemle bu şekilde kalıbını çıkartmış ve defaatle yazmıştır. Bakın bu eserlerin her biri farklı fakat terkip olarak birbirini andırıyor. Bu da Fatih Külliyesi'ndeki yazı. Yani bir hattatın aynı terkibi birden fazla aynı istifi birden fazla yazmasına Halim Efendi'den de geçmişteki diğer büyük hattatlardan da pek çok örnek vermek mümkün. Ee, şimdi yine bir cami kubbe yazısındaki kalıplarından e, bu klasik besmeleyi görüyorsunuz. E, bir başka daire içerisine alınmış besmele çalışması. Burada ise bir müsenna e, dairevi besmele-i şerifenin tasarım safhasının ilk parçasını görüyorsunuz devamında ise bu tasarımdan bu çalışmadan eskizden ...böyle bir besmele ortaya çıkmış yani Halim Efendi'nin eskizlerini kontrol ettiğimizde çok çabuk bir şekilde bir bir iki tane karalama yaptıktan sonra asıl eseri ortaya getir çıkardığını görebiliyoruz o da onun Sanat hususundaki dehasını bizlere gösterebiliyor. Bu görmüş olduğumuz yazı Ahmet Karayışarı'nın Uşarki Tekke çeşmesindeki kelimeyi tevhidi müselsel kelimeyi tevhidi. Şu eser ise Mustafa Halim Efendi'nin ya kendi imzasıyla yazmış olduğu Ketebe Fakir El Hac Mustafa Halim el müştehir bir hacai akademi gufiraleh imzasıyla yazmış olduğu yazı. Yani tekrar bir öncekine dönüp mukayese edecek olursak aynı terkibin kendi imzasıyla yazıldığını görüyoruz. Burada Mustafa Rakım Efendi'nin Cenneti Adn'in müfettihatan Lehumül ebvab ayet-i kerimesini görüyorsunuz. bu ayet-i kerime Muhtelif hattatlar tarafından, eski büyük hattatlar ve günümüzde de yaşayan hattatlar tarafından defaatle farklı şekillerde istiflendiğini biliyoruz. Bu Mustafa Rakım Efendi'nin istifi. Şu gördüğümüz ise Mustafa Halim Efendinin. Gördüğünüz gibi aynı istif, Rakım'a herhangi bir atıf yapılmadan maruf kabul edilerek, takliden yazılmış. Çok küçük harekelerde değişiklikler var. Fakat sanatkar bununla iktifa etmiyor. Başka bir cennati adnin istifi de kendine has yapıyor. Bakın bunun eskizlerini görüyorsunuz. Herhangi bir evrakın, yazılı evrakın müsvette olarak kullanılıp bir tasarım eskizi şeklinde oradan bir istifin ortaya çıkarışını görebiliyoruz. Bunun devamında bu şekilde düzeltmeler yapıyor ve ardından biraz daha geliştiriyor ve ortaya Halim Efendi'ye ait böyle bir e, cennati i Adin istifi çıkıyor. E, yine içerisinde cennet kelimesi geçtiği için e, cennet anaların ayakları altındadır mealindeki hadis-i şerifi görüyoruz. Burada da e, T harfleri mebsut dediğimiz, mebsuta dediğimiz, e, ...keşideli vaziyette yazılarak e, özgün ve orijinal bir tasarım ortaya çıkarılmış. E, bu görmüş olduğumuz eser arkadaşlar, e, Faik Efendi'nin, e, pardon Faik Efendi değil, Bakkal Arif Efendi'nin nazar ayeti, 1310 tarihli. Bu nazar ayeti de zaten günümüze kadar çokça yazılmış bir e, ayet-i kerime ve devamında Hamit Aytaç imzalı aynı ayetin neredeyse aynı kompozisyonla yazıldığını görüyoruz. Bir sonraki safhada Halim Efendi'nin aynı kompozisyonu çok küçük değişikliklerle yazdığını görebiliyoruz. Bu da Mustafa Rakım Efendi'nin Ve celnaminel ma Külle şeyin hay ayet-i kerimesi ee, çeşmelerde falan sıkça gördüğümüz bir ayet ee, canlı olan her şeyi sudan yarattık mealindeki bu ayet yine e, y harflerinin makus bir şekilde uzatılarak e, akmakta olan bir su intiba bıraktığı e, çok meşhur bir klişe bir tasarım e, bunun öncülerinden birisi de Mustafa Rakım Efendidir e, daha sonra işte Faik Efendinin ee, Silivri Kapı Bala Süleyman Ağa Camii'ndeki e, aynı ayeti istiflediği bir yazıyı görüyoruz. Bir başka yazı Ömer Vasfi Efendi'nin Kısıklı Çeşmesi'ndeki e, terkibi ve bu da e, Halim Efendi'nin daha sonra Süleymaniye'deki bir çeşme üzerine de işlenmiş olan e, Ve Cealna Minel Mai ayeti. Onun eskiz çalışmasını görüyorsunuz ve mermere hak edilmiş olan son halini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu terkiplerde istif anlayışı bakımından e, neredeyse aynı mantığın çok küçük değişikliklerle sürdürüldüğü e, sürdürüldüğüne şahit oluyoruz. E, Halim Efendi'nin kubbe yazıları da cami yazıları da önce böyle bir kurşun kalemle basit bir şekilde yazılıyor ve oradan daha sonra temize çekilerek işlenmek üzere nakkaşa veriliyor. Kubbe yazılarında Besmele-i Şerife'den sonra genellikle içerisinde sema ya da semavat geçen, mesela burada elem tera ennallâhe yusebbihu lehu men fissemâvat ayet-i kerimesi, yani göklerin direksiz bir şekilde Cenab-ı Hak tarafından ayakta tutulduğuna delalet eden bu mealde veya hut içerisinde semanın geçtiği başka ayetler e, tercih ediliyor. Yine bir başka ayet-i kerime eee tera enna Allah sehhara leküm diye başlayan ve e, burada da yumsikus sema diye sema kelimesinin geçtiğini görebiliyoruz. Kırmızı mürekkeple artık yazının son şeklinin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Ve bu ayetin ee, Şişli Camii kubbesindeki uygulanışını görüyoruz. Yani tasarımdan uygulamaya doğru geçiş safhalarına burada şahit olmuş olduk. Burada enteresan bir şey var. Hattatların e, bir takım formüllerini yani zor durumda kaldıkları zaman başvurdukları formüllerden bir tanesini görüyoruz. Nedir bu? Şimdi e, bu istifin özellikle sağ tarafındaki yarıya yarısına bakacak olursak ya da üçte birine Eûzu e billâhi semî'il şeytanir sh Racim Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve ayet Elem tera ennallâhe sehhara leküm diye devam ediyor. Fakat ayet-i kerime bittikten sonra e, neredeyse bu ortadan geçen kablonun sağ tarafına bakın. E, neredeyse yarısında ayet-i kerime bitiyor ve ondan sonra sadakallahul azim ve bellega rasulil kerim diye uzatıyor. Bu tip ifadeler hattatların kuşak yazılarında ve kubbe yazılarında e, boşluğu doldurmak için başvurdukları çözümlerden bir tanesidir. Yani normalde istiazeyi yazmayabilir. Veyahut hut yauzu billahi semiil alimine şeytanir racim demez de direkt euzu billahi şeytanir der. Veyahut istiazeye hiç müracaat etmeden Direkt besmeleden başlar Hatta besmeleye bile gerek kalmadığı durumlar olabilir Sonra yine yer boşluğu varsa Sadakallahu'l-azim Veya bu bir hadis-i şerifse e, Hadis-i şerif kubbelerde pek olmaz ama Sadaka Resulullah Ayet-i kerimelerin başlarında hakeza Kale Allahu Teala Bunu biraz daha uzatırsak Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim gibi birkaç kelimelik ve aynı zamanda birkaç metrelik yer kazandıran hattatların çok önemli üstünde durdukları kısa yol formülleridir. <laughs> Buyurun hocam. Bir önceki. Hı <laughs> hı. Şeytan-ı racim yok yani. Şeytan-ı racim nerede? Racim nerede? Yok. Yok. Arapça cümlede bir cümle kurduğunuz zaman fiil, fail, meful olmak zorunda. Ben bunu koydum. Neyi koydum? Mikrofonu. Ben koydum. Ben mikrofonu. Cümle sağlıklı değil. Bir, bu artık oturmuş bir ifade. Euzubillahi semil alimimle şeytan-ı racim. Sabah namazlarında, bu sizin sürenizden değil, kendi süremden <laughs> harcıyorum. <gülüyor> Sabah namazlarında hoca efendiler mihravi okurken, Azübillah diye değil, Azübillahis semil alimimle -sem -al şeytan racim diye başlarlar. Dolayısıyla <laughs> şunu dikkat çekmek istiyorum. Çok değerli hattat arkadaşlarım, genç hattat arkadaşlarım. Biz halimden gördük, hamitten gördük, falancadan gördük. Kubbede resmen mine şeytan acim yoktu. O halde ben böyle yazabilirim dememenizi istirham ediyorum. Yani <laughs> bu çok önemli. Rahmet ee, rahmetli anıyorum. Tabii kendisini dinlesek burada söyleyecek bir şeyleri vardır. Ama biz geleceğe geçmişten en sağlam ve en güzelleri taşımak zorundayız. Bu mantalite çok önemli. Bizden evvel yapmışlar, biz de yaparız. Uygunsa yap. Kurala uygunsa yap. Ama Kur'an dışına çıkma. Orada ne yapıyoruz? Sadakallahu'l-Azim derken burada yetiyor değil mi? E, Fatih Bey'in de ifade ettiği gibi Sadakallahu'l-Azim ve bellagalaha Resulühül Kerim ve nahnu ala ma halikuna ve razikuna mine şahidine şakirine bir kalbin selime kadar gider bu. Ha, bu kadar uzatırsanız ayet yarıda kalır. Ayet esas olmalı. İzafe edeceğiniz ekler ayetin bütünüyle cüssece yarışa girmemeli. Cüz'i kalmadı. Onun için mesela ve bellana Resulü Kerim yerine buna gerek yok. Sadakallahu azim yeterdi. Ne adına? Mine şeytanın racimi yerine oturtmak adına. Şimdi bizim genç hattatlar <laughs> Hamid Hoca'nın talebesiyim. Hatta saymıyorum kendimi ama hat ve hat tarihi benim alanım. Hat uzmanı diyebilirim ama hattat demiyorum. Bir gün kalemi eline almayan Adam gibi eserler ortaya koymaları hattat denmez. Ama bunu ifade etmek zorundayım. Yani bu işin mantığı. Burada genç arkadaşlar olduğu için bu izahı yapmak evet. zorunda olduğumu düşünüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Önemli bir açıklamaydı hakikaten. Ee, yani burada başka formüller bulunabilecekken böyle bir tasarrufa gidilmiş olması hakikaten düşündürücü. Ee, tarihi eserlerimizi değerlendirirken. Ee, Objektif kriterlerle bakmak lazım. Yani çok duygusal yaklaşmamak lazım. Bazı yazılarda imla hataları vesaire bunlar da olabiliyor. Yani insan halidir. E, fakat bütün bunlar hatta Halim Efendi'nin sanatkarlığına gölge düşürmez. Yani o sanat yönü apayrıdır. E, bu nevi e, ibarelerle ilgili müşkilat ise başka bir tartışma mevzudur. Ama Hüsrev Hocam'ın söylediği husus dikkate alınması gereken, özellikle günümüz hattatları tarafından son derece itinayla e, uyulması gereken bir husustur. E, bir de cami yazılarında sıklıkla şuna şahit oluyoruz. Aynı tekrar, aynı hata mı diyelim artık, aynı ibare mi diyelim. E, burada da karşımıza çıkıyor İzmir Alsancak Camii'nde. E, hiç değiştirilmeden aynı kompozisyon bu camiye de uygulanmış. E, cami yazılarında genellikle devasa işler olduğu için daha önce birkaç camide uygulanmış olan yazıların mükerreren tatbik edildiğini görebiliyoruz. Bu Kadırga Sokullu Camii, orada hem orijinal dönemden kalma yazılar var Çinler üzerinde, hem de Halim Efendi'nin sonradan yazmış olduğu yazılar var. Bu, şeylerde, kubbelerde sıklıkla görebileceğimiz bir ayet-i kerime. İnne Allahi yumsiku's semawati vel arz. diye devam ediyor. Burada da Allah'ın gökleri yok olup gitmesinler diye tuttuğuna işaret ediyor ayet-i kerime. Yani kubbeler biz insanların kendi başına direksiz, sütunsuz bir şekilde ayakta tutmaya güç yetiremeyeceğimiz mimari elemanlardır. Bizler Bunları dayanaksız, mesnetsiz ayakta tutamazken Cenab-ı Hak ağırlığını bilemeyeceğimiz kadar büyük gökleri bir dayanaksız ayakta tutabiliyor. Onun kudretine işaret ediyor. İşte Halim Efendi'nin bu kubbe yazısındaki imzasını görüyorsunuz. <laughs> Yarım kubbelerde, çeyrek kubbelerde yazıları var. Ya eyyühellezine amenü izanü diyeli salati min yevmil ee, ve bu devamında şimdi e, Halim Efendi'nin eskizini görüyorsunuz. Kadırga Sokulu Camii ile ilgili eskizleri. Arkasından da e, bu camideki uygulamasını görüyorsunuz. Burası e, Halim Efendi'nin son kuşak yazısını yazmış olduğu Maltepe Camii. Ee, yine burada da e, Fatiha Suresini görüyoruz. Ve Eman ya Muhammed e, aleyhisselam istifinin eskizleri ardından bu eskiz bu hale gelmiş bir e, levha olmuş. Eman kelimesi bildiğiniz gibi aynı zamanda ismi nebinin Ebced'deki karşılığıdır. O yüzden birlikte bunların kullanıldığı şiirler ve hat eserleri de vardır. E, bu Hasbiyallahu vahdeh. E, eskiz çalışmaları ardından bu şekilde zırnık mürekkebiyle son hali verilmiş. Burada subhanallahu ve bihamdihi Subhanallahil azim ve eskizden sonraki safha eserin bitmiş hali. Burada mihraplarda sıklıkla gördüğümüz Fevelli ve çeke şatral mescidil haram ayet kerimesi onun eskiz çalışmaları ve Maltepe Camii'ndeki mermere hak edilmiş son hali. Tabi mükerreren başka yerlerde de bunların kullanıldığını biliyoruz. Ee, kerim olan gücü yettiğinde affedendir anlamındaki ibarenin eskizi ve son hali. İnna fetahna leke mübina eskiz çalışmaları. Daha sonra buradaki bazı harfleri beğenmemiş, ufak tefek değişikliklere tabi tutmuş. Mesela inna derken nun harfinin arasındaki boşluğu, elifle arasındaki boşluğu daraltıyor. Sonra leke, e, kef harfini e, mürsel vaziyette değil, müdevver vaziyette yazıyor. Bu hale geliyor. Ve yazının bitmiş vaziyeti de bu. E, sonra e, bu ayet-i kerimenin istiflerini görüyorsunuz. Ve enne kat kad ehâda. Bir külli şeyin alim, alim e, bir külli şeyin ilme. Bunun birkaç tane eskizi var, bir parçası da böyle yırtılmış ve eserin son hali bu şekilde. E, bu kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin e, itteki şerramen ahsente ile e, ve buna biraz da atıf yaparak Halim Efendi böyle bir istif çalışması yapmış. Arkasından bu şekle geliyor. En son hali de bu. Az önce de görmüştünüz bu levhayı ee, ve mezar taşlarında falan sıklıkla karşılaştığımız hu ibaresinin e, müsenna vaziyette bir eskiz çalışması ve taşa hak edilmiş hali. Burada Medet Allah ibaresiyle birlikte müsenna hu görüyoruz. Yine mezar taşlarında karşılaşabileceğimiz Hüvel Hallakul Baki bunun muhtelif çalışmaları. Başka bir e, mezar taşı yazısı Mehüvel Ali Alîm, Allah Kerim yazısını önce bu şekilde e, kompoze etmiş. Daha sonra e, kef harfini boru kef şeklinde yazarak daha güzel, daha e, estetik bir e, veçeye taşımış. Burada dine indallahi'l İslam ve inneke ente alamul uyub. Bu eskizlerden bir kısmı eser hüviyeti kazanmış, bir kısmı böyle kalmış. Yani bazılarının son haline e, rastlayamadık. E, o bakımdan bunların birçoğu bitmiş eser haline gelebilecek şekilde yeniden ele alınıp e, zerendudu yapılabilir, yazılabilir. Hatta Halim Efendi'ye izafe edilerek, e, onun yazısından çoğaltıldığı belirtilerek. E, böylelikle e, belki Halim Efendi'nin fırsat bulamadığı, tamamlamaya fırsat bulamadığı kompozisyonlarda e, eser kimliği kazanmış olur. İnnel hasenate yudhibne seyiat yani iyilikler, e, kötülükleri giderir anlamındaki bu ibare bu şekilde istif safhalarını geçiriyor. Ee, burada da bir ayet-i kerimenin istif eskiz çalışmalarını görüyoruz. Yine inne ekrameküm indallahi etkâküm ayetini görüyoruz. Ee, çokça yazılan bir ayet-i kerime ve en leyselil insani illa ma şüphesiz insan için çalıştığından başkası yoktur. Ee, mealindeki ayet-i kerime bu ayetin bir de Halim Efendi tarafından böyle tuğra şeklinde yazılmış olan ee, şekli var. Sağ taraftan unvan kısmında da Besmele-i Şerife'yi görüyoruz. Hakikaten Tuğra şeklinin içerisine bunu çok başarılı bir şekilde yerleştirebilmiş. Ee, Allahü latifun bi ibadihi diye başlayan ayet-i kerimeyi bu şekilde e, istiflemiş. Ee, Allahu ahsenül halikin bir eskiz çalışması. Buna benzer bir ibare. Sonu e, Rabbül Aleminle bitiyor. Ya malikel mülk e, men kata'a reca diye başlayan çok güzel bir yazı fakat son halini e, henüz görmedik. E, bu da itteku ferasetel mümin e, fe, innehi, fe innehu yanzuru bi nurillah yani müminin ferasetinden e, sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Burada ahde vefa ile ilgili böyle değişik bir form içerisine bu ibare yazmış. Burada küllümen aleyha fan ayet kelimesini istiflemiş. Burada Tunus İslam Ticaret Hanesi yazısı var. Yevme tüble serair ayeti ve asa en ayeti e, fekuti'a ayeti el hilmü seyyidül ahlak yani yumuşak huyluluk ahlakın Efendisidir anlamındaki ibare. Çok güzel bir şekilde istiflenmiş. Fatih Ayşerife'yi görüyoruz. Başka böyle çalışmaları tam bitmeden daha sonra levha haline getirilmiş. Ebru'larla, cetvellerle. Yani Halim Efendi'nin herhangi bir eskizi bile çok kıymetli addediliyor. Ve levha olup piyasada satışa arz ediliyor. Koleksiyonlar tarafından kapışılıyor buradan da şunu görebiliyoruz. Halim Efendi çok velut bir sanatkar. Hem seri seri ul kalem çok süratli yazan bir hattat, hem çok üretken. çok sayıda eseri olduğu halde eserlerinin değeri düşmüyor. Günümüzde bazı hattatların belki bir takım modern etkilerle eser sayısının az olmasına özen gösterdiğini görüyoruz. Ben şahsen buna katılmıyorum. Bir hattatın olabildiğince fazla eser bırakması, çok yazı yazması lazım. E, eser az olunca kıymetli olur diye bir şey e, yanlış bir itikattır. İşte bunun en büyük ispatlarından birisi de Halim Efendi gibi bir sanatkardır. Hatta ve hatta aynı eserden, aynı istiften defaatle yazdığı halde o eserlerin de kıymetinden hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. O bakımdan e, bu anlayışın batıl bir anlayış olduğunu Halim Efendi adeta çürütmüş oluyor. Evet, e, ya Hazreti Bilal-i Habeşi e, radıyallahu anh, kelime-i tevhid, e, selamun aleyküm tıbdüm ayet-i kerimesi, bunun mimariye uygulanmış bir örneği. Yine bir başka ayet-i kerimeyi görüyoruz. Sonra Resul Hikmeti ibaresini görüyoruz başka örneklerle. E, Ez-zekatu kantaratul İslam ve men sabera ayet-i kerimesi ve yut emnata'a ayet-i kerimesi ve emmen kaf'e yani şu yazı da hakik hakikaten çok güzel bir yazıdır. E, muhteşem bir harf ahengi, istif ahengi var. Eee ve zekir fe innez zikra Halim Efendi'nin şaheserlerinden bir tanesi. Bu da Necmettin Okya'ya hediye etmiş olduğu ve ma rameyte idrameyte Velakinnallahu rama ayet-i kerimesi yani attığın zaman sen atmadın Allah attı mealindeki eee okçuların sıklıkla başvurdukları muhteşem bir ibare. Buradaki buradaki rama kelimesine dikkatinizi çekerim. E, fark etmişinizdir ama bu mim harfinden sonraki yayı makus şekilde yazarak bir ok da bırakmış, fırlatılmış bir ok gibi bu yazıya ee, o havayı istifle vermiş. Alt tarafında da zaten okçuların piri olan Necmettin Okya'ya bu yazıyı hediye ettiğine dair ibare mevcut. E, ee, Len bir rahatta tüm fikbu mimma tuhibbun ait kerimesi. Yani sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe bir re ulaşamazsınız mealindeki ayet Halim Efendi tarafından böyle istiflenmiş. Hadihi cennetu adnin fedhuluha halidin ve ee, kâne Fazlullah aleyke azîmâ. Yine içerisinde fazl kelimesinin geçtiği ee, ayet-i kerime. Men sabera zafera. Bazı e, tarikat pirlerin isimlerini de yazmış. Burada Ya Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi. Burada Ya Hazreti Seyyid e, Ahmet Er Rufai Hazretlerinin ismi. Burada Ya Hazreti Pir e, Hünkar Hacı Bektaş Veli Kuddise ee, burada Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin ismini yazmış. Ee, bazı Türkçe ibareler var. Bu da geçer yahu. Tufe Hattatin kitabının kapak yazısını yazmış. Ee, İbnül Emin tarafından neşredilen. Fakat burada Tuhfe kelimesindeki hı harfi noktası e, sehmen zait olarak yazılmış. Bundan dolayı da İbnül Emin'le arasında böyle bir e, atışma gibi bir şey olmuş. E, yani bu noktanın olmaması gerekiyordu. Tuhfe değil de tuhfe olması gerekiyordu. Bu da yine bir hususi koleksiyondaki Arapça e, beyt. beyit. Bu e, mazharı feyz olamaz düşmeyecek hakenevat, mütevazi olan rahmet rahman büyütür ee, çok güzel bir beyit. Yani e, masarı e, feyz olamaz nebate e, düşmeyince tohum bir insanın Cenab-ı Hakk'ın lütfuna masar olması, rahmet Rahman'a masar olması e, onun tevazuyla paraleldir. Yani bitkinin toprağa düşmeden nasıl ki ağaç olması, meyve vermesi mümkün değilse, insan da olgunlaştıkça, e, büyüdükçe daha mütevazi olmalıdır. Mealindeki güzel bir e, beyt. Men dakka dukka. Süremiz bitiyor Fatihim. Tamam hocam, toparlıyorum. <laughs> ee, bazı eski İslami dergilerin e, arka kapaklarında bulunan yazılardan örnekler, bunlar da Halim Efendi'ye ait. Celi yazılar için yaptığı karalamalar, yine bir kuşak yazısı Cuma suresinden devam ediyor, sonunda ketebesi var. Bu da Ankara Maltepe Camii'ndeki Halim Efendi'nin son kuşak yazısı, burada da Tegabun suresini yazdığını görüyoruz. Buradan fotoğraflarla bitireceğiz inşallah sunumumuzu. Böyle devam edelim. Ee, hakikaten çok güzel bir kuşak yazısıdır, örnek alınması gereken bir yazı. Belki çok daha detaylı bir şekilde çekip e, harflerine birer birer çalışmak lazım Maltepe Camii kuşak yazısını. Bu mermer üzerine hakedilmiş yazılar e, kalem işi olanlara nispetle daha uzun e, uzun ömürlü oluyor malzemeden dolayı. Yani bunların daha sonra restorasyonda boyaları falan yanlış uygulansa bile onları temizlemek mümkün. Ama kalem işlerinde maalesef yazı bozuldu mu bir daha geri dönüşü olmuyor. O yüzden Maltepe Camii kuşak yazısını daha bahtlı yazılardan addediyoruz. Ve yazının sonunda imzasında görüyoruz. Şimdi netice olarak birkaç cümleyle şunları da arz edip bitirmek istiyorum biraz da uzattığım için kusura bakmayın lütfen Halim Efendi neler yapmıştır bu örneklerden hareketle nasıl bir sonuca ulaşabiliriz konuşma arasında da ifade ettiğim gibi eseri çok fazla olduğu halde kıymetinden bir şey kaybetmemiş bir hattattır yani az Halim Efendi'nin çürüttüğü günümüz teorilerinden bir tanesi bu eserin çok olması değersizleştirmiyor. İkincisi aynı istiften mükerreren yazmıştır. Birden fazla yazmış. Çünkü birisi görüyor, sipariş veriyor, o da istiyor. Yani benim eserim tek olur, başka olmaz, unik olur gibi bir anlayışa kapılmıyor. Ama burada müşterinin daha yüksek fiyat verip özel bir sipariş vermesi, yaptırması da mümkündür. O da onun hakkıdır. Yani ben böyle bir tasarım istiyorum. Bunun parasını da fazla vereceğim. Ee, ama siz başka hiç kimseye yazmayacaksınız derse o zaman sanatkar bu şeye ahde uymalı. Ee, eski hattatların istiflerini takliden yazmıştır. Ee, eskilerin istiflerine nazire yapmıştır. Onların kompozisyonlarını andıran daha farklı versiyonlarda kompozisyonlar ortaya çıkartmıştır. Halim Efendi'nin bir diğer özelliği her yazı çeşidini mahirane bir şekilde yazmış. Yani tek bir yazı çeşidinde ihtisaslaşmamış. E, tabii ki Celi Sülüs en öne çıkan yazı çeşidi ama onun bütün yazılarda mahir olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Rik Ası da çok güzel. Nesih'i de, Sülüs'ü de, Celi Sülüs'ü de, Celi Talik'i de, Celi Divanisi de, Çufi'si de, yapmış olduğu kartvizit tasarımları da, afişleri de, grafik tasarımları da, hatta ve hatta Latin yazısı vesaire örneklerle de Halim Efendi'nin çok yönlülüğünün e, ne kadar e, güçlü olduğunu bize gösteriyor. Bu da hangi teoriyi çürütüyor? E, bir hattat sadece bir yazı çeşidinde uzmanlaşmalı teorisini çürütüyor. Tarihte buna benzer birkaç büyük hattat daha vardır. Fakat o fikre de saygı duyuyoruz. Yani bazı kişiler ben sadece şu yazı çeşidinde uzmanlaşacağım diyebilir. Bu bir tercih meselesidir. Herkes çünkü buna güç yetiremez. Yani camiül cami hutut olmak kolay bir iş değildir. Halim gibi istisnai şahsiyetlere nasip olmaktadır. Çürütmüş olduğu teorilerden bir tanesi de şu. Tabi Halim Efendi bunları yaparken ben teori çürüteceğim diye yapmıyor. Sonuçta biz bu hükümlere ulaşıyoruz. E, alaylı mektepli çatışmasında akademiden yetişen kişilerin e, de ne kadar büyük bir sanatkar olabileceği ortaya koyarak akademiden sanatkar çıkmaz veya ak e, akademi hocalarından, talebelerinden mezunlarından sanatkar çıkmaz e, düşüncesini de yıkmıştır. Ve bir de ne e, tabiri caizse ne iş olursa yapmıştır. Yani yazı anla, anlamında e, tasarım, e, sipariş anlamında cami yazısından tutun, levha, kıta Kart vizit, afiş, diploma, logo, reklam, dergi ve kitap adı, mezar taşı, ayet, hadis, şiir, isim, şahsa özel tasarım, dil olarak Arapça, Farsça, Türkçe. Yani bir ayrım gözetmeksizin her şeyden yazmıştır. İyi ki de yazmıştır. Son söz olarak kendisini rahmetle anıyoruz, hürmetle yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun çünkü eserleri bize ışık tutuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim ben de teşekkür ediyorum ee, Fatih Özkafa arkadaşımıza. Ee, sağ olsun. Bugün <laughs> Süleyman e, Berk de Fatih Özkafa'da ee, iftihar ettiğimiz akademisyenlerimizden ee, akademiyada kendi alanlarını gayet güzel temsil ediyorlar. Ee, Halim Hoca meselesinde de o kadar şumullü sunuşlar yaptılar ki her ikisi de hakikaten e, bu kadar olabilir. Yani bu, bu, vakit içerisinde ancak bu kadar olabilir. Ben her ikisine de kendim ve sizler adına teşekkür ediyorum. Şu anda bir 5-6 dakika, 7 dakikayı geçmeyecek bir soru cevap faslı yapabiliriz arzu eden varsa. Arkasından ben kendilerine 4'er dakikalık, 3'er dakikalık son cümleniz diye bir verip kapatmak istiyorum. Böylece bir buçuk saatte aşağı yukarı bizim hesabımız. Bir buçuk saati belki 5-10 dakika geçmiş olacak. Ee, arkasından da efendim sergi açılışı olacak. Ee, ve buradan da sergi açılışına araba kalkacak. 6'yı çeyrek geçe. Hatırınızda olsun. 6'yı çeyrek geçen merkezin önünden bir araba sergi mekanına isteyenleri götürecek. Ee, şimdi e, soru e, her iki konuşmacıya e, veya şahsımıza. Ee, ...soru sormak isteyen var mı? Konu çerçevesi içinde, konuyla alakalı. Ee, İsmet Bey... ...arkadaşımız parmak kaldırıyorlar. Başka var mı? İsmet hocam, Bey, buyur, e, hocam... ...çok istifade ettik. Ayrı, ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Ee, sizden istirhamım şu... ...bu Halim Efendi ile alakalı... ...bir kitap hazırlanabilir mi? Bir... İkinci, bu sempozyum kitaba dönüşebilir mi? İki, üçüncü istirhamın da siz gibi hocalarımızdan hocalarımızdan ve yeni hatta arkadaşlarımızdan hatıralarını <laughs> yazmalarını rica ediyoruz. Hem bizden istifadesi için hem de mağazı için. Çok teşekkür ederim. Efendim, bu soru kimeydi? <laughs> ya temenni Temenni herhalde e, ev sahibine e, buradan yansıtılacak. Biz ayna gibi buradan sizin sözünüzü doğru değerli başkan yardımcıma yansıtalım. E, çok güzel kültürel faaliyetlere işte ev sahipliği yapıyorlar. Örnek şekilada görüldüğü gibi. E, gerçekten e, Halim Hoca artık bir kitabı hak ediyor. Fevkalade hak ediyor. İstiyor. Bir değil farklı kitaplar çıkabilir. Halim hoc'anın metrukatı üzerinden yola çıkan çakan, çıkan bir genel toparlayıcı, bir müstakbel hattatlara e, genç hattat nesline e, bir takım detaylar, eleştirel bakışlar, mukayeseler, ihtiva eden biraz daha akademik derinliği olan etüt, e, kıyaslamalı etüt kitapları dahi olabilir. E, biz kısmen e, Fatih Hocamda demin gördük. Yani nereyi esas almış? ...aynen nasıl devam etmiş... ...aynını mı yapmış... ...bir parça değişikliklerle mi yapmış... ...böyle kıyaslamalı... ...bir sürü tezler çıkar... ...onun için biz tabii... ...üniversitelerde elimizden geldiği kadar... ...önümüze gelen genç... ...arkadaşlarımıza bu konuları veriyoruz... ...Halim Hoca üzerine... ...Hamit Hoca üzerine yapılmış tezler var... ...ama bunlar kendi imkanları... ...o genç arkadaşımızın kendi istitaası... ...yani yeterliliği, derinliği... çerçevesinde kalıyor yayınlamak, bunları yayın haline getirmek ayrı bir emek ister, ayrı bir hazırlık ister. Ee, o bakımdan biz e, bunu değerli başkan yardımcıza e, iletmiş olduk. E, bir başka organizasyon bunu sağlayabilir. Aslında sempozyum e, bunun da amacı aslında ha, Halim Hoca etrafında toplanan bilgileri kitap halinde sunulacaktı. <laughs> sunulacak. Biz bunu mesela bu toplantı mevzuu, buranın mevzuu değil ama Mesela diyerek söylüyorum e, Halim Hoca adı üzerinden e, hem Halim Hoca hem genel hat konularını e, içine alacak şekilde geniş bir sempozyum yapıldığı takdirde bu sempozyumun bir birkaç oturumu Halim Hoca oturumu olacaktır. E, ama bunlar tabii yani hem o sempozyumlar yayınlanacak öyle düşünülüyor öyle hedefleniyor hem de sizin e, sadece hocanın adı üzerinde müstakil bir kitabı hazırlanması konusunda önderliği veya organizatörlüğü yine e, layıktır e, yakışıyor da Zeytinburnu'na. Eee hocanın da zaten Zeytinburnu'nda metfun, yani hatırasına ilk sahip çıkma diye şe, diyelim şansına sahip Zeytinburnu. E, o kültürel e, faaliyetlerini bunu da katarlarsa çok güzel bir şey olur. E, bilmiyorum Süleyman Bey ve Fatih Bey hocalarım bu konuda bir şey der mi? İkinci evet. bir soru var mı? Oradan bir arkadaşımız isim olarak bir çıkaramayacağım. İsmet Bey arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Hocam, Habil İnanç. Evet. Ee, bu eski üstadlardan nazire yapmış olduğu eserleri gördük. Ee, bunların altında nakle ibaresi veya taklit ibaresi e, olması veya olmaması etik olarak doğru mudur? Bunu nasıl yorumlamamız lazım? Fatih Hocam'ın aslında mesajların içinde bunun kısmen cevabı var. Ama Fatih Hoca'yı duydunuz. İsterseniz bir başka hoca olarak Süleyman Hoca'yı konuşturalım. Arkasından benim de farklı fikrim varsa söyleyeyim. Ne dersiniz? Çok kısa olmak kaydıyla. Evet hocam. Fatih evet. doğru mu? <laughs> Şimdi bizim hat sanatında taklit diye bir kavram var. Eski üstadların hatları bazen üstünden kalem geçirmek suretiyle veyahut da kalıplarının kalıplarından elde edilmek suretiyle yazıları yazılıyor. Eski üstadlardan mesela Mustafa Rakım'dan çokça yazılmış. Kazasker'den çok fazla sayıda var. Şefik Bey'den çok fazla sayıda var. Halim Hoca da böyle çok yapmış. Böyle altına naklettim falan filan yaptım ...pek ibareleri ben onlarda görmedim... ...yakın zamanlarda var... ...yapılanlarda var... ...hani nereden, nereden naklettiklerini onu yazıyorlar... ...hele Halim Hoca'nın... ...terekesinden ben o kadar çok... ...eski hattatlardan... ...naklettiği yazı gördüm ki... ...böyle pelür kağıtları üzerine... ...sayısını bilmiyorum... ...bir ara Mehmet Çebi dostumdan ben almıştım... ...bundan 15-20 sene kadar önce... ...ben de 1 sene iki sene durdu... ...sonra onların taramalarını aldım... ...kendisine verdim... Tabi bu elin işlemesi açısından, üslup kazanma açısından önemli ama hani bunu da bir, bir telif eser gibi mi düşüneceğiz? Yani bir kitabın yazılması gibi mi düşüneceğiz? Nihayetinde bir hattatın elinde bir meleke yoksa hangi yazıyı eline alırsa alsın onu aynen geçirme şansına sahip değildir. Yani onun kalem ağzının açılış meyli bile aynı şekilde olmazsa aynen aktarma imkanı yok. Yani bu eskiden yapılmış böyle devam ediyor. Tabi asıl önemli olan istifi kendisinin kişinin ortaya çıkarması bulması ama diğer şekilde şekilde de çok yapılmış. Dediğim gibi Kazasker'den o kadar çok var ki Şefik Bey'den o kadar çok var ki Mustafa Rakım'dan işte Mustafa Rakım'dan Halim Hoca yapmış işte o şeydeki yazılarını besmelelerden çok bir tanesi bende öyle duruyor yani. Yani caiz demek istiyorum. Eee helal <laughs> şey Evet, buyurun. Yani caiz. E, evet. Ya yapılmış hocam yani. Yani Selemancı'm caiz derken hani ya tam da caiz değil ama caiz. Yapılmış dedim. Ben. Der yapılmış. gibi bir şey yapılmış. çizgi evet. gördüm. Yanılmadıysam. Ya, hocam ben fatih fatih size Serdem müftülük var. Yani fetva vereyim. <gülüyor> 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 Eyvallah. <gülüyor> Evet. Şimdi küçük Fatih Hocam ilave böyle, kısaca. E, bizim ilim geleneğine de baktığımızda böyle atıf yapmadan başkasının eserinden neredeyse birebir e, kopya edip e, onu istinsa ettiğini görebiliyoruz. Kendine mal eden e, alimler var, müellifler var. E, o bakımdan bu günümüzde e, intihal falan olan işte atıf e, yapmadan e, birisinden bir şey alma olayı e, bence çok çağdaş bir şey. yani günümüz modernitesinin dayattığı bir şey. Aslında doğru da bir şey tabii. Fakat geleneğimize baktığımızda bunun çok fazla mer'i olmadığını görüyoruz. Bu sanata da sirayet etmiş. Bugün süremiz mahdut olduğu için ben size sadece birkaç örneği gösterdim. Aslında daha yüzlerce örnek gösterebilirdim. Yani sadece konumuz bu olsaydı bile belki bir iki saat burada size örnek gösterirdim. Yani birkaç tanesiyle iktifa ettik. Ee, başka hattatların da bunu yaptığına şahit oluyoruz. Sadece Halim Efendi değil. Ve bunun da hiç yadırganmadığına, yani mer'i bir mal olarak görüldüğüne e, biz buradan kani oluyoruz. Çünkü hat sanatında yazılan e, ibareler sonuçta hikmet ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim'den, e hadis Şerife'den hikmetler. Bunlar ne kadar çok intişar ederse, yayılırsa o kadar iyi Ahmet yazmış Mehmet yazmış çok önemli değil yani sonuçta insanlara bunu ulaştırmak e, gerekiyor herkesin farklı bir hedef kitlesi var ulaşabileceği bir kesim var o yüzden e, bu ketebe konusu kalledehu meselesi falan çok fazla titizlikle uyulmuş bir şey değildir e, fakat kalem güzeli kitabında veya başka bazı eserlerde bunların sistematik bir şekilde yazıldığı e, için daima uyula gelen kurallar olduğu zehabına kapılıyoruz. Bu doğru değil. Yani uygulama bunu yalanlıyor. Bunun bir nevi e, şehir efsanesi olduğunu söyleyebiliriz. E, değerli Fatih Hocam'a teşekkür ediyorum. Fatih Hocam böyle e, yalanlama, efsane bu kadar sert gitmeyelim. acık yumuşak gidelim ya. <laughs> yani e, şeyde neydi? Takliden yazmaya verdiğin cevazı ötekine de ver. Yani evet. Şimdi benim şahsi görüşüm de şu. Şimdiye kadar bir takım şeyler bir türlü gidebilir. Temelle oynamamak lazım hiçbir zaman. O temel kolay oluşmuyor. Ben o manada biraz gelenekçiyim. Gelenekçiyim. Ama geçenlerde Whatsapp'tan bir not geldi gelenekle ilgili. Bir yabancıya ait bir sözmüş. Gelenek diyor. Gelenek küle tapmak değildir. Evet. Ama közü canlı tutmaktır. Diyor. O kadar hoşuma gitti. Küle tapmak değildir ama diyor közü, közü koru canlı tutmaktır diyor. Harika bir şey. Tam arzu ettiğimiz ifade tarzı. Çok hoşuma gitti. Yani geleneği büyük ölçüde koruyacağız. Ama faraza işte biraz evvel verdiğim çizgi. Demin demin mollaca çıkış dediğim hani. Orada yazmamış. Gelmeyi unutmuş. Veya başka sebepleri vardır. Ama ben cemaatim. Cami cemaatiyim. Kubbeye baktım ayeti tam görmek isterim. ifadeyi tam görmek isterim. Ben cahilim kardeşim kusura bakma. Allah deyip bırakma. El Azim'i de yaz. Yazıyorlar zaten. Yer yetmezse küçücük yazıyorlar. Halbuki el azim büyük demek. Kelimeyi küçük koyuyor oraya. Bitti. Kimse de itiraz etmiyor. Bunlar gelenek. Ama bir lafız eksik yazılmış. Şimdi Süleymaniye Camii'nin kubbesinde ayetin orada bin badihinin H'si unutulmuş. Ya bilim heyetiyle neredeyse kavga edeceğiz. Hattat bunu yaptıysa diyor bir bildiği vardır diyor. <laughs> ya bildiği bildiği yok. Bu ayet arkadaş o he orada olacak. Hocam hattat mı unutmuş, nakkaş mı unutmuş? Şimdi o da var. Yok. Yok, kompozisyonda yok. Ama şey var. Hareke da... başka yerde. Onları ha, konuşuruz. Evet, evet. Çok üzerinde durdum. Gittim, Ama geldim, gittim ya dokunmamak için. Yani başka çare kalmadı. Biz buradan ineceğiz. Ayet orada eksik. Bir daha Allah sorar bunu. Yani sorumluluğun gereği neyse onu yapacaksın. Hasılı onun nasıl yapıldığı ayrı bir konferans konusu. Bir hey oraya koymak bir saat anlatılır. Öyle kolay değil. Getirip oraya. Herkese koyamaz. Yani ehliyet olacak, istişare olacak, karar olacak. Restorasyon ilkeleri var falan filan böyle. Her şeyi bir tarafa atamazsın. Bu tip, bu kapıları çok fazla açtığın zaman herkes yapar. Nahil de yapar. Canlı okur. O bakımdan buralarda titiz olmak lazım. Şeyde tabii hatta da orada Başka bir hattı, başkasının hattını yazdığı zaman imzayı koyacak yer nakalehu gibi veya ketebuhu min hat naklen min hattı falan falan gibi. Bunları yazma yer var mı? Diyelim ki yer var. Estetik olacak mı? Koca, yukarıdan böyle kocaman kompozisyon var. Oraya bir kelime ek, ekleme falanca da naklen yazdığı eklerken imzanın yalın hali çok güzel. Tek başına halim. Öyle bir boşluğa koyuyor ki Oraya bir harf daha koymamalısın. O kadar güzel oturuyor ki. Şimdi sen oraya naklen derken, naklen veya naklen yatay gidecekken dikey bir harf geliyor. Dikey harf sıkıntılıdır. Yani harflerin dikey, yatay bunlar teknik bir konu. Dolayısıyla hatta hat oraya problemli bir naklen, naklen yazmak yerine kendinden evvelde yazılanlara müsamaha edilmiş yazıyor oraya, kendi adını yazıyor. Biz ne yapmalıyız? de orada biraz fark. Buraya kadar beraber düşünüyoruz. Ee, böyle şey yazılmış kimse kimseye benim yazımı niye yaptın dememiş. Benim burada şahsen yeni müstakbel hattatlara e, benim önerim şahsen e, özel öze hayatta birinin hattını yeni bir istifini, <laughs> denenmemiş bir istifini sen naklen yazmak istiyorsan hattatı ara, izin al. Bu işin edebi de böyledir. Sanat bir edep yoludur. Sanat kimsenin görmediği incelikleri gören insanların uğraşı alanıdır. O incelik sanatta kaleminde fırçanda olacak evet kelamında ve davranışında olmayacak. Olmaz böyle şey. Sanatkar kırıcı olamaz. Sanat Sanatkar gül satan adamdır. Gül bahçesinde nefes alan adamdır. Hani var ya gül alırlar, gül satarlar. Gülü gülle tartarlar var ya aman yar, ne ifadeler ya. Ya ne ifadeler ya. Yunus'un, Yunus'un tercümanıdır sanatkar ya. Onun için ben Fatih bir kompozisyonu çok beğenmişim, hoşuma gitmiş Süleyman yazmış. Ya birisi gelmiş bana diyor ki, Süleyman aram iyi değil, Süleyman Hoca'yla affedersiniz. E bunu hani sen yazabilir misin ben aynı istif istiyorum. Açarım Süleyman'cığım böyle bir şey vallahi çok beğenmişler ama sana gelmeye cesaret edemiyorlar. İznin var mı abicim ben aynı istifi yapayım. Hafif de değiştirebilirim icabında falan. Bunu demeliyim. Onun varlığına rağmen yanımda yaşıyor olmasına rağmen onun kapısını tıklamadan yapmamalıyım. Bu benim önerim. İki merhumlar, eskiler var. Onlarınkinde, onda da iki yol var. Bir tanesinde aynen imzayı atmak ama kendini Fatiha borçlusu görmek. Ne demek Fatiha borçlusu? kimin yazısını naklettin? Necmettin Hoca'nın kiminin? Hamdullah'ın Kimin Efendim e, e, Ömer Vasfi'nin. Git Ömer Vasfi'nin kabrine. Hı? Hı? Gidip kalem daldıracağına bir hafta sonra cevap almak üzere atlara kaçma. Git Hattat'ın kabrine bak böyle bir Fatiha oku. Kendini manen orada orada izinli gibi adet. Hatta Hazretin kabrini acık sil, temizle, Yerde, gerekirse oradan bir görevli bu. Ben sana her ay 50 yüz bir şey vereyim. Bu kabre biraz bakar mısın de. Git o zatın ondan sonra yazısında taklit et, Ne yapacaksan yap. Yani orada bir borçlu hissediyor insan kendini. Ne gibi? işte gidip kabriyle ilgilenmek gibi. Ne gibi? Arkasından bir hatmi şerif okumak gibi. Bir Yasin okumak gibi. Bu A şıkkı. B şıkkı işte o öteki. Naklen anhattı diye yazmak. Yani genç müstakbel hatlatlardan yani böyle davranmaları daha güzel olur. Ee, gelecek nesillere izahı daha kolay olur diye düşünüyorum. Bu da benim fikrimdir. Kabul zorunda kimse değil. Ee, Mesela, bilmiyorum. Müsaadenizle. Patiçim, buyur ee, şimdi bunları söylerken tasvip ettiğimiz anlamı çıkartılmamalı. Ha. Yani ben Hüsrev Hocam'a katılıyorum. Evet, evet. Bugün siz de kafanıza göre istediğiniz kişinin yazısını yazabilirsiniz anlamı çıkmasın. Ben sadece tarihi bir vakayı sergilemeye çalışıyorum. Yani gördüğüm şeyleri, gözlemleri sizlere aktarıyorum. Tabii ki çürütüle de başka örneklerle ama benim gördüğüm kadarıyla böyle. Aynı soruyu kendime sorduğumda, mesela hocam da dedi, benim şimdi 2-3 ay uğraştığım bir istif... Ee, başka birisi hiç adımı zikretmeden bunu alıp kopyalarsa ben razı olur muyum? Bu soruyu kendime sorduğumda hayır diyorum. O açıdan başka bir kişinin yazısını yazarken itinalı olmak, izin almak vesaire bunlar gerekiyor. Fakat eski üstadların eserlerini taklit ederken et, edilmelidir diyorum ben. Evet. Muha muhakkak taklit edilmeli. Özellikle yetişme aşamasında. Çünkü onların yazılarını elimize kalem alıp yazmadıkça Onların üsluplarına nüfuz edemiyoruz. Yani böyle yazıyı seyrederek değil de yazarak, uygulayarak onların kalemi nasıl tuttuğu, harfi nasıl yazdığı daha iyi anlaşılıyor. O yüzden iyi bir yazı eksperi olmak için de, iyi bir hattat olmak için de eski üstadların gerek nesih, gerek sülüs, gerek çelişim yazılarını takliden çokça yazmalıdır diyorum. Aynen katılıyor. Aynen. Ee, yani başka gelişmenin başka yolu yok. Evet. Efendim başka soru yok. Bilmiyorum. Cevap yeterli olmuştur zannediyorum genç arkadaşımıza. Ee, son üçer dakika iki arkadaşımıza vereyim. Ee, yine Süleyman Bey'e şimdi vereyim. taze olduğu için. 3 dakika toparlanmış. Hocam son söz. Halim Hoca ile ilgili söyleyeceğim bir husus var. İşte, Kur işte yakın dönemde yaşayan bir hattat olarak Kur'an-ı Kerim yazmamıştır. Ondan sonra. Fakat Bateş tarafından basılan Hafız Osman Kur'an-ı Kerim'ini, hocam o olayları bilir, tahsiye etmiştir ve o basılmıştır. Yakın zamana kadar da piyasada satılıyordu. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'le ilgili tetkiki mesahif kurulunda çok büyük olaylar cereyan ediyor. İş siyasi safhaya sirayet ediyor. Ondan sonra hatta Yüksek İslam Derneği bir broşür basıyor. Cahit Baltacı başkanlığında zannedersem orada itiraz edilen işte Kur'an-ı Kerim'in tam güzel bir şekilde tahsiye edilmeden baskıya sürülmesi, bunu musafları inceleme kurulunun mühürlememesi, bu basılan düşüyor o zamanlar çok da bir şey yapıyor. Fikri Hafız, fikri Aksoy vardı. Bir defasında evet. Emin Bar'ın merhum gelmişti. O da bir taraf oluyor kurulda. Böyle tahsiye Ay. ettiği işte bir Kur'an-ı Kerim basılıyor ama kendisi bir Kur'an kendisine bir Kur'an-ı Kerim yazmak nasip olmuyor. Az evvel o Emin Bar'ın perşembe sohbetlerinde söz konusu olan olayı da anlattım. Kendisine böyle bir teklif yapılıyor fakat bir türlü yazmak nasip olmuyor. Ama kendisi çok fazla sayıda yazı yazmış. Ee, az evvel de bahsedildi. Tabii yakın dönemde işte karşılaştırma yapılırsa ne nedir? O da bir makale konusu. Burada onu tekrar açmayalım arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Efendim teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Dinlediğiniz için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Halim hocayı ve onu yetiştiren hocaları onun rahli tedirisinde Elif Bey'i hattı öğrenenleri, onların arasında merhum olanları, hepsini rahmetle iade ediyoruz. Ve noktalamayı başta ifade ettiğim üç ihlas bir fatiha ile e, bugünkü oturumu, toplantıyı e, kapatmış olalım diye arzu ediyorum. Tekrar belediye başkanımıza, e, başkan yardımcımızın <laughs> şahsında teşekkürlerimizi sunuyorum. Sergi için araba kalkacak. Altı e, çeyrek geçe buradan. E, Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Buraya kadar zahmet ettiniz, vakit verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ben Hayırlı akşamlar.